İçel TV ekranlarına futbol panorama programına hoş geldiniz. Mersin'deki tüm spor olaylarının konuşulacağı bir program olacak. Özellikle bugün biraz daha fazla İçel İdman Yurdu'ndan bahsedeceğiz. Çünkü İbrahim Baş hocamız, İçel İdman Yurdu teknik direktörü İbrahim Baş hocamız da burada bizimle birlikte. Tarkan hocam merhabalar. Selamünaleyküm. Mersin İdman Yurdu'nun efsanesi. Estağfurullah. Gol kralı. Estağfurullah. Tarkan Özyılmaz. Bal Ligi yorumcusu Servet Bakan abimiz. Merhaba, iyi akşamlar. İçel İdman Yurdu teknik direktörümüz İbrahim Baş hocamız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu uzunca bir sohbet edeceğiz gibi duruyor. Şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyelim hocam. Uzun yıllar Yeni Turgutlu Spor, yani Turgutlu Spor şu andaki ismiyle orada görev aldınız. Görev alırken de öğretmenlik, hani program öncesinde bildiğim kadarıyla öğretmenlik de yaptınız orada. Ondan sonra zaten yükselişe geçen bir grafik. Iğdır Araspor, o zaman Iğdır Espor herhalde. Orada yani bir şöyle diyelim, Turgut Spor'da aslında yükselişin zirvesinde bıraktık. Yani Turgutlu'da 25 yıl profesyonel hayatın içinde çalıştık. İki kez üçüncülükten ikinci lige çıkarma başarısı, ikincilikten birincilikten dönme başarısı. A2 liginde çalıştığımız dönemde de Türkiye şampiyonluğumuz var. Oldukça güzel bir grafikti Turgutlu'da profesyonel hayatımız. Orada uzun bir süre zaten. Evet. Öğretmenliğimiz sebebiyle uzun yıllar orada çalıştık. Ondan sonra bir Bal Ligi'nde bir ikincilik. Arkasından da zaten Artvin, Hopa ve Yozgat Spor'la hem üçüncü grupta, arkasından dördüncü grupta şampiyonluk. Evet. Bu sefer de beşinci grupta bir şampiyonluk. Neden olmasın diyelim. İnşallah. Tarkan hocam, söylemek istediğim bir şey varsa hocama. Ben öncelikle İbrahim hocamı bizi kırmayıp buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim için çok değerli bir abi. Hem 1992-93 sezonunda onun da yerleşim yeri olarak Turgutlu'da, Manisa'da yaşadık. Bir yıl top oynadık. Tabii o zamanlar tanışmıyorduk. Hocamız Tevfik Lav, rahmetli Tevfik Lav hocamla da beraber çalıştı. Onun bizim üzerimizde çok büyük değeri var. Böyle değerli, kaliteli, klas, güzel, hem eğitimci, hem iyi bir antrenör, hem iyi bir babanın böyle güzel bir programa bizi onur etmesinden biz de mutluluk duyduk. Onun başarılarından feyiz alarak biz de yeni antrenör olarak inşallah biz de bugün ondan bir şeyler öğreneceğiz, bir şeyler kapacağız. Çünkü hayat her zaman için aç insanların başarısı aç insanlarla alakalı bir şey. İnsanlar ne kadar bilgide aç olursa hocam daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Tabii biraz da şans da olacak. Bizi kırmadınız hocam. Şu anda gözümüz, kulağımız, kalbimiz, ruhumuz hep sizin başarınızda, sizden ağzınızdan çıkacak sözlerle, futbolcu kardeşlerimizin ayağında. İnşallah hocam bu yıl o yıl mı diyelim? Çünkü bugün biraz önce programdan önce de size söyledim hocam. 2014 yılı Kasım bugün Süper Lig'de 5 yıl önce Mersin Mardu lider. Evet. Ve geçen 5 yıl Bal Ligi'ndeyiz. Tabii hocam bundan sonra top sizde. Siz ne söylersiniz hocam bu konuda? Bizi nasıl bilgilendirirsiniz? Geliş öykünüzden tutun şu andaki konumu, takım ilişkisi, taraftar ilişkisi. Biz bugün susacağız hocam, sizi dinleyeceğiz. Biz de bilgilersek ne mutlu bize hocam. Teşekkürler Tarkan'cığım. Teveccüh ettiğin sözler çok güzel. İnşallah onlara layık olmaya çalışırız. Şimdi futbolda biliyorsunuz dün yok. Hep bugünü yarına taşıma var. O yüzden geçmişteki başarılarımızı bahsederek, konuşarak, yani biraz önce program açılırken de söyledik. Turgut Spor'da uzun yıllar öğretmenliğimizin vesilesiyle oradaki teknik direktörlüğümüzde 25 yıl profesyonel hayatın içinde kaldık. Aile sorumluluğu, sosyal sorumluluk ve kulübün bize yüklediği misyon bunu uzun süre çalışma ve istikrarlı bir ortama dönüştürme şansı oldu. Bu bize çok şeyler kazandırdı. İşin hem mekteplisi olmak hem de alaylısı olmak bu işte çok büyük kazanç. Biz o kazancı yaşıyoruz şu anda. Çok şükür çok güzel, potansiyeli yüksek bir yerdeyiz. Yani Mersin gerçekten potansiyelini değerlendirdiği zaman hem antrenörüne hem futbolcusuna hem de camiasına yol açabilecek kalitede bir potansiyeli var. Şimdi buradaki durumumuzu iki aşamalı değerlendireyim. Birincisi, gelmeden önce Mersin'i değerlendirdiğim, baktığım bakış açısı. İkincisi de geldikten sonraki değerlendirme. Şimdi Mersin İdman Yurdu'na
Mersin'e gelmeden önce biliyorsunuz İçer İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu'da İçer Spor'un birleşmesinden ortaya çıkan bir takım. Biz de tabii bu Mersin İdman Yurdu'nun geçmişteki potansiyelini bildiğimiz için Kocakent'in tekrar bir ayağa kalkma ile ilgili bir ihtiyacı olduğunu hissettik. Aynı zamanda yine İçer Spor'da çok başarılı olan bir yönetimin işe sahiplenmesini gördük. Çünkü gerçekten hakkını vermek gerekir. Kulüp başkanımız Sayın Metin Saltık Mersin için de değerli bir şahsiyet. Çünkü ben onda genç yaşına rağmen iş adamlığında gösterdiği başarının kulüp yönünde de başarıyı arzu eden, başarılı olmayı isteyen, el attığı işin üstesinden gelmeye çalışan bir iradeyi gördüm. Hem Mersin İdman Yurdu'nun beklentileri hem de başkanımızın genç yaşta bu işle ilgili uzun süre bu kentin bir başkanı yakalamış olduğu avantajı hep beraber değerlendirmemiz gerektiğini düşündüm. Mersin'e gelirken bu düşüncelerle hareket ettim. İsabetli olduğunu da düşünüyorum. Geldikten sonra çalıştık tabii ki. Şimdi kurumsal yapısı Süper Lig'de, yani 2014 yılında lider koltuğunda bulunan Mersin İdman Yurdu'nun bir 5 yıl sonra Bal Ligi'nden tekrar şanlanarak ayağa kalkması öyle çok kolay bir hadise değil. Çünkü bu duygular yıpranmış duygular, bu beklentiler yıpranmış beklentiler, camianın kendi içinde sorguladığı ve kendi içinde belki de günahkar aradığı bir ortamda bu camiayı tekrar ayağa kaldırmak öyle çok kolay bir hadise değil. Özellikle bir de Bal Ligi statüsündeki bir platformda bunu yapmak, icra etmek o kadar kolay bir iş değil. Yani ne yönetici için çok kolay ne de teknik ekip için çok kolay. Ha Bal Ligi oyuncusundaki seçtiğin takımın kalitesine göre de Bal Ligi oyuncusu için de kolay değil. Çünkü hedefli takım olmanın getirdiği bir takım zorluklar da var. Biz onları görerek, bilerek, tabii onların üstesinden gelme iradesini taşıyarak geldik. Geldikten sonraki durum, Kocakent'in gerçekten işte o 2014 yılındaki Mersin İdman Yurdu'nun liglerdeki pozisyonundan sonra bu duruma gelmesiyle ilgili sorgulamak, değerlendirmek veya birileri üzerinden yanlış yapıldığı ifadelerini kullanmak bugün bize düşmez. Çünkü biz, dedim ya, futbolda dün yoktur. Dün birileri yanlış yapmış olabilir ama bizim yanlış yapma şansımız yok. Birileri hata yapmış olabilir ama bizim hata yapma şansımız yok. Çünkü Kocakent bizden ayağa kalkmayı bekliyor. Kocakent bizden bu işi ileriye götürmemizi bekliyor. Kocakent bizden proje üretmemizi bekliyor. Kocakent bizden başarılı olup tekrar ulusal bir takım olabilme fırsatını kendilerine vermemizi bekliyor. Bunları sıraladığımız zaman ikinci bakış açında Mersin'de bunların biraz eksik olduğunu gördüm. Yani hakikaten işimiz kolay değil ama kolayı herkes yapıyor. İbrahim Baş zaten zoru seven bir adam. Önemli olan zoru başarabilmek. Bu zorlukları aşabilmenin yolu yönetim kurulumuzun biraz fedakarca çalışmasıyla biraz kolay hale geliyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yönetim başkanımız bu işte gerçekten genç bir iş adamı. Kulüp içinde genç, dinamik bir insan. Kulübe çok şeyler katabilir. Şimdi bu bahsettiğim frekansın etrafındaki durumları değerlendirme yine Mersin'in içinde futbolda yaşamış, futbolculuk yapmış, idarecilik yapmış, iş adamı olup da yardım etmiş, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum kuruluşları, devletin erkanı, kimse bu Mersin'i ayağa kaldırmayla ilgili bence, bu benim şahsi kanaatim, kimse de yanlış anlamasını istemem, çok üzülürüm o zaman, herkesin üzerine çok ciddi görevler düşüyor. Yani bu İbrahim Baş evet takımı şampiyon yapabilir ama İbrahim Baş'ın eline gerekli doneler ortaya sergilenirse yapabilir. Evet. Bunları ciddi anlamda değerlendirdiğimizden yapabilir. Evet, biz çok çalışkan bir ekibiz. Yani benim teknik ekibim gerçekten yani ikinciliklerde, üçüncüliklerde, PTT Ligi'nde çok rahatlıkla çalışan ve çalışmaya aday olan, çünkü geçmişte çalıştık, bir ekip. O yüzden bu ekiple çok büyük zorlukları hep beraber el birliğiyle aşarız. Orada bir sıkıntımız yok. Seçtiğimiz futbolcu grubuyla ilgili de sıkıntı yok. Şu anda ligi forseleyebilecek, ileriye götürebilecek, iyi işaretleri veren bir yapımız var. Eksiğimiz yok mu? Var. Hem de çok var. O eksikleri tabii yaşadıkça görüyorsun. Gördükçe de bunların üstesinden gelebilecek olan düzenlemelerin yapılması için de açıkçası biraz da zamana ihtiyacımız var. Hem süreçteki
yaşadığımız maçlar hem de devre arasındaki herkesin kafasını dinleyip ikinci dönem telafisi olmayan döneme girdiğindeki duruma göre bir hazırlık var. O yüzden Mersin'de bu potansiyeli değerlendirme ile ilgili bu camianın içinde bulunduğumdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çünkü bu her antrenöre nasıl olmaz. Yani Mersin camiası bence bir antrenör için de bir fırsattır. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu kadar şampiyonlukları yaşamış bir hocanın bu ortamda bulunması bence Mersin'in şahlanması için de Mersin için bir ihtiyaç. Yani bu karşılıklı ihtiyaçları örtüştürüp ciddi anlamda el birlik verip bu takımı bu bahsettiğimiz Bal Ligi'nin zor şartlarından kurtarıp ulusal takım olabilme ile ilgili duruma getirmemiz gerekir. Ulusal takımla ilgili de olması ileriki aşamada yine konuşuyoruz. Hocam şöyle, ben burada biliyorsun 4 yıl kaptanlık da yaptım Mersin Mardin'de. Çok zor zamanlarda 1 yıl şampiyon yaptık. Darıcan'ın üzerinde Manisa Spor'un birinci olup bizim ikinci çıktığımız yıl. Daha sonra işte ligde de bıraktık. O zamanlarda Adana Demirspor halinde anlatır attığımız goller. Ama çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz aslında. Daha o taraftar kitlesini toplayamadık. Yani bugün siz belki görüyorsunuz ama ben yaşadığım için söylüyorum. 20 bin kişilere, dışarıda bir 15 bin, 20 bin kişilerin olduğu zamanları ben hatırlıyorum. Daha şehir acaba o işte eski Mersin İdman Yurdu'nun hani kapanmasını kabullenemeyip hani İçeri İdman Yurdu'nu daha acaba içine sindiremedi mi hocam? Yani öyle bir izlenim siz hissedebiliyor musunuz? Hani yok. Siz bu yıl yeni geldiği için belki o duygu ve hisleri daha yok. Olamayabilir ona, ama. Ona o anlamda katılmıyorum Tarkancığım. Neden? Evet. Şimdi ben taraftar grubum, yani şu anda mevcut olan taraftar grubumuz inan bana 18-18 36 tane takımın olduğu ikinci ligde iddia ederim 30 tanesinde bu taraftar grubu yok. Bak iddia ederim. Yani bu kadar tabii gö- tabii yani, yok. Üçüncülerde hele hak getir artık. Yani. Evet, o kıyas evet, bile olmaz. Evet, şimdi taraftarla ilgili İçel İdman Yurdu'yla Mersin İdman Yurdu'yla ilgili uyum oldu olmadı tartışmasından veya değerlendirmesinden ziyade şimdi Mersin İdman Yurdu hayatiyetini isim olarak sürdürme şansımız yok. Yok, geçmişteki yok. Bir takım sıkıntılardan aynen, dolayı. Evet. O zaman İçel İdman Yurdu'yla ilgili duruma el birlik verip ona sarmaşmamız gerekiyor. Ben taraftarlarda, ben taraftar grubu arkadaşlarıyla gerçekten şimdi ismini burada herkes de sayamam ama mesela Murat Tanış kardeşimiz çok büyük bir çaba sarf ediyor. Çünkü o taraftar kitlesini harekete geçirebilecek her türlü argümanı, her türlü çalışmayı ortaya sergiliyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi Osmanlı maçına gidiyorsun, bilmem kaç otobüs geliyor. Çocuklar otobüste gidip gelirken otobüsün içinde uzanarak, yatarak 5 saatlik, 6 saatlik yolu gidip evet, geliyorlar. Evet. Şimdi bu her taraftarın yapacak olduğu bir fedakarlık değil. Burada şunu görüyoruz. Bu taraftar grubu bize inandı. Mersin İdman Yurdu'nun İçel İdman Yurdu adı altında tekrar aynı duyguları. Tabiri caizse kor ateş var. Üstlerine küller atılmış yıllarca. Bu sıkıntıdan o külleri biz ayıklayıp tekrar o kor ateşi ortaya çıkarabilmenin yolunu kesinlikle bu taraftar grubuyla yapacağız. Yani başlangıçta dediğim gibi ben birçok konuşmamda söyledim. Bu yani öyle riya yapılan bir konuşma değil. Bu gayet samimi ve içten söylediğim bir şey. Mersin İdman Yurdu olarak, daha doğrusu İçel İdman Yurdu olarak ortaya sergilediğimiz bir transfer çalışmamız oldu. Yöneticilerime de söyledim. Taraftar grubu arkadaşlara da söyledim. Teknik ekibindeki arkadaşlara da paylaştım. Bizim en büyük transferimiz Mersin İdman Yurdu taraftarının İçer İdman Yurdu'na sahip çıkması. Aynen. Çünkü bu işte aidiyet duygusu çok önemli. Yani o insanların fedakarca yaklaşımlarını futbol camiasında görülmemiş bir taraftar kitlesini tekrar ortaya çıkarmaları alnından öpülecek bir durum. Hocam Mersin İdman Yurdu'nun o büyük taraftarını ne zaman göreceksiniz biliyor musun hocam? İnşallah buradan çıkacağız. O eleme turlarında göreceksiniz hocam. 100 otobüsle gidecek bu taraftar grubu. Çünkü ben yaşadığım için o manada söylüyorum hocam. Evet. Yani şu anda bir kapalı tribünü anca doldurabiliyoruz ama gerçek Mersin Ordu taraftarı bugün 20 bin kişiye oynayabilecek kapasitede. Onu anlatmaya çalıştım ben. İnşallah onlar da zaman içerisinde size inanıyorlar zaten. İbrahim Hoca şampiyon yap. Yani bugün biz Mersin hocalarız. Ama siz dışarıdan geldiniz. Bu taraftarın emin olun hoca sahiplenmesi çok zordur. Yani inanmadığı hocayı sahiplenmez. Buna samimiyetinle inanın. Bu sevgiye layık olmak da kolay değil. Çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri seviyoruz hocam. İnşallah
sizin sayenizde de önce Allah'ın, sonra sizin, sonra futbol şansının, futbolcu kardeşlerimizin sayesinde oya gelecekler. Ama ben şunu söylüyorum hocam, ben Metin Başkanımızın halen yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani Metin Başkanımız evet cebinden parasını veriyor ama mülki amirlerin, bugün işte garnizon komutanından tut, belediye başkanlarından tut, bir tek herhalde son zamanlarda Yenişehir Belediye Başkanı'nı görüyoruz. Çok değerli, o da çok değerli bir başkanımız. Ama artık bu ülkenin, bu şehrin valisinden tut, komutanından tut, herkesin artık biz her zaman diyoruz, Mersin Mardu öldü, üzerine toprak gömdük, Fatiha'mızı okuduk, artık yeni filizlenen bir içerik man yurdu var. Bunu da artık sahipleneceğiz, kabulleneceğiz. Artık bence Metin Başkanımıza da sahiplenilmesi konusunda siz bir çağrı yapar mısınız hocam? Yani yok, kesinlikle zaten. Mersin'e lütfen şimdi, yapalım yani. Kesinlikle. Burada. Zaten başkanım da önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir basın platformu hazırlamayı düşünüyor. Onunla ilgili zaten sizinle ileride paylaşır. Yani dışarıdan baktığım Mersin İdman Yurdu'na benim evet dediğim, imza attığım gün başkanın potansiyelini, koskoca ilim potansiyelini görüp ben burada çok şeyler başarabilirim inancını taşıdım. Şimdi işin içine girdiğim zaman evet bu inancı sonuna kadar yine taşıyorum. Yani başkanıma da güveniyorum, Mersin taraftarına da güveniyorum, futbolcu kardeşlerime de güveniyorum, kendimize zaten güveniyoruz. Ama bunların dışında bu işte el birliğiyle yapılması gereken bir iş. Yani başkanım, yıllardır bu duruma düşen Mersin İdman Yurdu'nu tekrar ayağa kaldıracak olan bir tek Metin Başkanı olarak mı görmek gerekiyor? Bu kentte yaşayan başkaları yok mu? Yani bu kentte, bu dönen çarka ivme kazandıracak, dönen çarka biraz daha destek verecek, başkanın da elini rahatlatacak, başkanın da duygularını rahatlatacak, başkanın da plan programını destekleyecek, yeni yeni projeler üretebilecek duruma getirmek bence herkese sorumluluk düşüyor. Yani o yüzden Metin Başkan'ın yalnız, çünkü bu iş biliyorsunuz ön arkası para olan, maliyeti olan bir iş. Yani bugün manavdan 2 kilo domates alıyorsun, karşılığında 3 liraysa kilosu, 6 lira para veriyorsun. Bir bedeli var 2 kilo domatesin. Burada bu ligden kurtulmanın da bir bedeli var. Nasıl birçok bedel ödediyse Mersin İdman Yurdu bu duruma düşerken, buradan çıkarken de birçok bedel ödemesi gerekiyor. O yüzden bence Metin Başkan'a gerçekten bahsettiğin bütün herkesin yardımcı olması gerekiyor. Çünkü bu iş yalnız yapılacak olan bir iş değil. Çünkü niye hocam? Yarın ben bu takım çıkacağına inanıyoruz. Evet. Hepimiz inanıyoruz. Ama bence yarın gün çıktığı zaman da başarıyı sahiplenecek o kadar mülki amir var ki hocam. O yüzden bence şey yapması lazım bu durumu. Servet abim, senin pencerenden bakıldığı zaman İdman Yurdu nasıl? Hocam öncelikle hoş geldin diyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin diyemedik size. Çok sağ ol. Hızlı girdik hemen. Evet hocam ya. Yani. Hocam ben Yozgat'tan da tanıyorum hocamı. Şu Aksaray'da bulunduğum için. İbrahim hocam 64 doğumlu bir hocamız, tecrübeli hocamız. Dediğiniz gibi akademisyen bir insan. Turgutlu Spor'un Erik Akademisi'nde görev aldı. U21'den tutun da. Dediği gibi zirvede bıraktı takımı. Hopa'da çok büyük başarılar sağladınız hocam. Evet. Ondan sonra Yozgat. Arkasından bir Iğdır. Yok, ilk önce Iğdır, sonra Hopa. Evet, Iğdır'da da bir 11'de 11 yaptı hocam ilk gittiği zaman. Ligin son haftasına kadar liderdik. Evet. En son hafta Arsin'le ilgili bir çekişmemiz var. Biz baydık. Onlar evet. Maç vardı. Bir puanla zannedersem herhalde Arsin olmuştu orada. Evet, Arsin olmuştu. Daha sonrasında bir Yozgat'ta çok büyük. İşte Amasya'nın, işte Ünye'nin, Amasya çok büyük paralar harcamıştı. 7 takımın ciddi evet. Anlamda para harcadı birlikte. Evet, evet. Orada çok büyük başarılar imza attı. Ha Mersin'e geldiği zaman da Bizzat hocamın bir Mersin olarak, bir aynı zamanda menajerlik yapıyorum. Ben hocam buraya gelmesine çok memnun oldum. Başarılı bir hocamız, disiplinli bir hocamız. Beraber çalıştı. Futbolcuların %80'ini tanıyorum. Geçen sene şampiyon olduğu futbolcuları tanıyorum. Mersin için büyük bir şans olduğunu tahmin ediyorum. Mersin İdman orada seyircisinin uzun bir zamandan sonra işte Nurullah hocadan sonra başka bir hocaya bu şekilde benimsediklerini ben çok uzun zamandan beri görememiştim ama bütün maçlarını izliyorum. İbrahim Hoca şampiyon yap bizi, Cihan'ın da yap bizi. Artık bu tekrar... Ben de hep beraber evet, cennette yaşıyorum. Cennette de evet, onu da söylüyorsunuz. bu takım şampiyon olur mu? Ben daha önceki programlarda demiştim. Bizim 5. grubunda çok tek bir grup olmadığını söylemiştim. Burada İdman Yurdu dahil her takım yenecek bir kapasiteye sahip hocam. Yani şimdi koşmazsan, oynamazsan, mücadele etmezsen evet. Sene gelip tüysüz yener. İşte bu hafta bir Eşmaka'ya gidiyoruz. Oranın da işte sahasını biliyorsun hocam. Yani sentetik bir saha, küçük bir saha. Ben de orada görev yaptığım için orayı çok iyi biliyorum.
Ama biz bu lige fazla mıyız? Kadro olarak, koca olarak, yönetim olarak biz bu lige şehir olarak fazlayız. İnsanların sizden beklentileri çok yüksek. Bu beklentilerin de bu sene sezon sonunda inşallah ikinci yer yapacağımız takviyelerle biz bu ligi şampiyon olarak göğüsleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Eksikler, eksik olduğu bölgeleri düşündüğün zaman abi ben mesela örnek vereyim. Benim görüşüm iki tane bu takıma santrafor lazım. Bir tane de orta sahanın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim savunmamız çok iyi. Kanatlarımız da iyi. Bir orta sahada iki de forvette eksik var gibi düşünüyorum. Ya şu anda hocamın teknik konuya bir seyirci olarak bakacağız. Yani tribünden baktığımız kadarıyla kesinlikle forvet bir tane olacak yani. Yani ikinci bir forvetimiz olur mu? Bunun işte playoff'u var, işte ne bileyim sakatlığı var, cezalısı var. İşte geçen iki hafta önce iki kanadımızın kırmızı kart cezası olup Onur Kaya'nın kırmızı kart cezalı olması gibi. Yani çevirme yardımı bunu yapacak kapasiteye sahip. Mutlaka hocam ve yönetimi de bunların çalışmasını yapmışlardır. Yani şu anda içeri idman orada gelecek bir forvet çok şanslı. Yani bu şimdi ligde... bu konuyla ilgili müsaade ederseniz araya gireyim. Şimdi ligin 8. haftası geride kaldı. Geriye çok ciddi maçlarımızın olduğu haftalar var. Bu ligin sürecinde yani birinci dönemin ortaları diyelim, ortalarında çok ciddi anlamda transferden veya eksiklerin ciddi anlamdaki yorumundan bahsetmek bence bizi şu anda 3 puanla arkamızdaki takımı 3 puan fark atmış lider konumdaki bir takımın oyuncularına çok haksızlık etmiş oluruz. Yani çünkü şu anda bu takım lider ve arkamızdaki takımı 3 puan fark attılar. Bu oyuncuların eksikliğinden bahsetmek çok ciddi anlamda o çocukları yıpratabilir, harap edebilir. Gerçi biz ona çok fırsat vermeyiz çünkü o çocuklar bizi de tanıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Her takım tabii ki finale giden, ligin sonunda şampiyonluğu %100 isteyen takımların alternatifli kadrosu olması lazım. Biz onu şöyle diyelim. Alternatifleri güçlendirebilecek bir takım çalışmalar tabii ki devre arasında yapılacak. Ama santroforumuz çok eksik, sol tarafımız eksik, stoperimiz eksik. Bir takım eksikleri dile getirmek şu anda bence çok yeri ve zamanı değil diye düşünüyorum. Niye? Bence en büyük eksiğimiz Mersin'in kendine gelmesi eksikliği var. Mersin kendine geldiği zaman kesinlikle bu eksikler bir bir kendiliğinden hallolur. Çünkü devreye daha 6 hafta kadar bir süremiz var. Bu çocuklar 6 hafta maç yapacaklar. Şimdi oynattığımız oyuncular ya ben eksik miyim ki 6 hafta sonra alınacak olan adam hakkında 6 hafta önceden yorum yapayım. Bu çocuklarımızı yıpratabilir, hocam, şey yapabilir. Gözle görülen, oynanan oyunda eksik gözlenebilir mi? Gözlenebilir. Ben bu hafta İskenderun maçına gittim. Çocuklar, futbolcularım tatil yaptı. Ben devam ettim. Gittim İskenderun'a. Niye? Bu takım şampiyon olsun diye. İskenderun'u izledim. İskenderun'un santroforuyla onu yenen, 2-0 yenen Talas Gücü'nün santroforuna baktım. Benim elimdeki santroforla değişmem. Bizim, kadromuz 5. gruba yani, zaten şunu diyorsanız bizim takımımız alternatifi zengin çünkü bu grupta bir olmak yetmiyor. Aynen öyle. Çıkmış olmuyorsun. Ben bu ligi 3 yıldır yaşayan ve iliklerine kadar nelerin eksik, nelerin fazla, nelerin iyi olduğunu bilen biri olarak finalde benim neyim eksik olduğunu ben çok iyi görüyorum, biliyorum. Onu dillendirmeyle ilgili, onunla ilgili bir takım alternatif ortamların oluşturmasıyla ilgili tabii ki bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ama o devreye geldiğimizde değerlendirmesi gereken bir durum olarak düşünüyorum. Biz bundan bahsederken işte Ebu Bekir'in forvet olarak oynatılmasının işte yetersiz olduğundan bahsetmedik. Hani kadro derinliği olsun diye. Yani bir forvetin gelmesi, atıyorum işte ne bileyim başka bir yerlere bir takviye yapılması mevcut. Kadroda bulunan futbolcuların da hoşuna gider yani çünkü rekabet artacak, başarı gelecek. Kadromuz yeterli mi? Yani bu lige göre çok kaliteliyiz yani yeterli. İşte bir şu anda bölgesel ligde gol yemeyen tek takımlardan bir tanesi şu anda yani. Defans hattı işte bu ligden en iyisi, Hoşit beraber çalışıyorsunuz sürekli. İşte Mustafa Özkaya gibi 10 numaramız var. Genelde bütün futbolcular için diyorum. Ben şimdi devre arasında yapılan transferleri organ nakli olarak düşünürüm. Eğer organ vücuda uymazsa ters tepki yapar. Devre arasında yapılacak olan transfer de çok dikkatli planlanarak yapılması gereken bir. Çünkü İçel Spor geçen yıl bunu yaşadı.
dünya oyuncu aldı. Sadece birkaç tane oyuncudan kalıcı değerde faydalandı. Aldığı oyuncuların birçoğunu hem faydalanamadı, hem istifade edemedi, hem de ligin sonunda tekrar onlarla anlaşmadı. Yani bir kayıp gibi bir şey oldu. Hayır hocam, geçen sene almış olduğu futbolcularla İçerispor namualık gitti. Sadece bir beraberlik aldı, bir beraberlikle şampiyon olamadı. Yani almış olduğu bir Hakan Doğan, bu ligden en iyi, en büyük gol kralı. Kendisinin buraya gelmesine benim de rolüm vardı. İşte bir Uğur Bingöl, işte bir İmam Almaz gibi futbolcular geldi ama mağlup olmadık yani. Şey oldu. Yok, bir şimdi, yani o isim üzerine, şimdi yani, isim üzerine konuştuğumuz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bir yıl önce ben Yozgat Spor'da, Türkiye Bal Ligi tarihi kurulduğundan beri gol kralı olarak 27 tane gol atan Hüseyin Çelik almadım buraya. Yani almadım derken bir takım görüşmeler yapıldı. Arada bir takım mesafeler uzundu. Aynı Hüseyin Çelik bu yıl istenilen performansı Bursa Yıldırım'da gösteremiyor. Evet. Mesela 3 yıl önceki Hakan Doğan 3 yıl sonraki durumlarına bir takım katkılar sağlayamadı. Yani bu Hakan'dan kaynaklanıyor olabilir, gittiği takımdan kaynaklanıyor olabilir, ortamın yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir, bir takım sebeplerden kaynaklanabilir. Önemli olan bizim finalde oynayacak olan takımı güçlendirecek alternatif argümanlarımızı düzgün değerlendirip, iyice planlayıp, ona göre harmanlayıp katmamız gerekiyor. Onunla ilgili planladığımız çalışmalarımız var. Bence şöyle bir şey, kişiler üzerinden gitmeyelim. Tabii. Yani bu program kişiler üzerinden olan bir şey değil. Şu andaki durumumuz, hocamız zaten teknik olarak bu konuda mevcut, bilgili. Yani biz orada o oynamış, bu oynamış, oradan bu gelmiş. Hoca biliyor, eksiğini de biliyor, gediğini de biliyor. Biz çünkü bu ligin en tecrübeli hocasını aldık. O zaten kendisi söyledi, eksiğimiz var, fazlamız var. Moderatör bize soru sordu. Tarkan Bey, Tarkan hocam. Forvet lazım diye sordu, bize lazım dedi yani. Tabii tabii canım, sorun. Bildiği için en azından hani böyle biraz daha şey yaparsak, çünkü kişiler üzerindendir. Burada önemli olan İçerik Mayordu'nun bir yerlere gelebilmesi. Yani o zaman mesela o gün Türkiye'nin bence en güzel, en iyi sağ beklerinden birine de sahipsin. Evet. Sol açına da sahipsin. Bu adamlar nerede, niçin burada oynuyorlar? Doğru mu hocam? Yani şimdi kişiler o haftada mesela kötü de oynayabilir bu adam. Yani şimdi başka bir hafta daha da iyi oynayabilir. Bence yani eksiğini gediğini biliyoruz. Tabii ki de bileceğiz, söyleyeceğiz. Ya şu anda, şu anda bu lig için bizim kadromuz şu anda iyi gidiyor. Sahip çıkılması gerekiyor. Bu kadro şu anda arkamızdaki takıma 3 puan önde gidiyor. Tabii çok ciddi maçların da olduğu bir serüvene giriyoruz şimdi. Seriye giriyoruz, evet. Şimdi önemli olan devrenin sonuna kadar ciddi anlamda bu lige basa basa bu grupta şampiyon olabilecek bir izlenimi ortaya sergilemek. Ondan sonra da sorulan soru üzerine alternatif üretebilecek olduğumuz, oyuncularımız arasında rekabet ortamını geliştirebilecek olduğumuz bir potansiyelli takım oluşturma tabii ki düşüncelerimiz de var. Ama şöyle de bir durum var, onu da çok iyi hesap etmek gerekiyor. Ben her zaman şöyle değerlendiriyorum. Yani ligin başlangıcındaki kurduğun takım çok önemli. Çünkü bence başlangıçta takım şampiyon oluyor. Biz balansı iyi bir olan bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. O eksilerimizi de görüyoruz, değerlendiriyoruz, yönetim kurulumuz da biliyor. Bunları paylaştığımız zaman devre arasında tabii ki bir takım yaklaşımlarla bu takımı güçlendirecek çalışmalar yapacağız. Ben devre arasında çok böyle hocam paraya yani lüks bir forvet de alacağınızı düşünmüyorum. Niye? Hocam şimdi iyi forvetler iyi takımlarda kalıyor. Şimdi seni alacağım bir forvet nasıl olabilir mesela hocam? Mesela düşündüğümüz zaman beyin fırtınası ya takımda sıkıntılıdır ya oynayamıyordur. Yani şimdi biz de yıllarca top oynadık. Biliyoruz hocam bir yere gideceğimiz zaman ya kadro dışı kalmışızdır ya kötü oynuyoruzdur. Yani ya iyi bir forveti şimdi bir kulübü sen şimdi en iyi diyelim ki sağ bekini sol bekini. Hocam verir misin şu anda başka bir takıma? Benim takımdan kimi isteseler vermem şu anda. Heh, onu demek istiyorum. Yani bu zamanda mesela iyi bir forvet, evet ben de diyorum bir pivot forvet, santrafora ihtiyaç var iyi bir golcüye ama bu da paralı olacak bir şey. Bu da Metin Başkan tek başına ne kadar buna katkı sağlar? O da işte bir soru işareti bence. O manada söylüyorum. Yoksa hani sıkıntı yok. İstediğin futbolcuyu da alabilirsin buraya. Ama dediğim gibi yani şu anda biraz şehir olarak İskenderun'da şimdi bu hafta mağlup olmasıyla beraber hani bir rehavete de girmiş miyiz acaba? Hani bunlar önemli olan hocam. Yok yok, ona fırsat verecek. Evet. Duruma getirmeyiz aslında. Ya işin çok farkındayız. Serhat Mustafa, abi sormak istediğin bir şey varsa yok hocam. Yok yani hocam sorunlu zaten, cevap verdi. Bu haftaki maçımız hocam
Eşmak Kaya'yı ben iyi bildiğim için söylüyorum yani. Genç bir takım. Gerçi siz de araştırmışsınızdır ama yaklaşık 2000'den beri antrenmanlara çıkmıyorlar. Orada da herhangi bir sıkıntılar var. Çok ufak sahası var hocam. Evet. Sentetik bir saha. 80 metrelik bir saha. Evet. Yani insanlar bir kasaba kasabadan ilçe oldular. Futbola karşı bir şey var, özlem var. Geçen sene geçen hafta İskenderun Spor geldiğinde bir takım olaylar oldu taraftar bazında. İnşallah bizim taraftarlarımız öyle bir olaya maruz kalacak bir taraftar yapımız yok. İyi olacak hocam. Ben o maçımda Allah izin verirse kayıp şekilde geçeceğimizi tahmin ediyorum. Şehir size inanıyor hocam. Seyirci de size inanıyor. Hakikaten ayrı bir sevgi var size. Seyirci bazında söylüyorum. Tabii ki Metin Sadık Başkan'ın hani her zaman diyorum ben para vermek çok zor bu olay. Yani cebindeki paraya gidiyorsun. Bir takımı harcıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun ama o şehirde senden başka destek göremediğin zaman tabii ki o adamın da zoruna gidiyor. Çok acilen mülki amirlerin, sivil toplum kuruluşların, işte sporla ilgisi olan insanların bu şehrin tekrar Mersin Yılmaz'ı yapabilmesi için ellerini taşların altına sokmaları lazım. Yani belki işte maddiyat değildir ama şu anda futbolcular için bir yerde bunlara bakmakla yüklü olduğu insanlar olduğu için maddiyat olarak önemli. Manevi olarak ne yapılabilir? Ben geçen programda söyledim ama size yansıdığını bilmiyorum. Mersin İdman orada futbolu bırakmış olan futbolcu abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar alınsa, bir dahaki sonraki maçta burada Zatürn'de onlara bir gösteri maçı izlense maçtan önce bunlar insanlar daha çok birleşecek diye tahmin ediyorum. İçeri İdman orada çok fazla reklamı yapılamıyor diye hissediyorum. Şehirde çünkü belli başlı yerlerde, işte Akdeniz Belediyesi'nde bir iki tane bayrak asıldığını gördüm. Daha çok herkesin elini taşın altına sokması lazım. Daha çok inanılmış olması lazım. Bunu geçen sene ben Yozgat'ta hissettim. Oraya geldiğim zaman daha çok bir inanılmışlık vardı. Evet. Şehir daha çok hazırdı. Yani bizim buradan stadyum sıkıntımız da var. Ulaşım sıkıntısı da var. İnsanlar gelmek istiyor ama işte bir şekilde o taraftan daha çok çoğalması lazım. Gelen insanlara bakıyorum. Şeytanlar grubu tabir ettiğimiz taraftar grubumuz aynı insanlar. Yani ben istiyorum ki orası komple insanlar ailesini alsın, çoluğunu çocuğunu alsın. Daha çok böyle bir kalabalık olsun. Artı motivasyon olsun diye düşünüyorum hocam. Gerçekten güzel şeyler düşünüyorsunuz. Şimdi olayı şöyle toparlayalım. Şimdi spor sosyal bir olgu. Bu sosyal olgu bütün toplumu ilgilendiren dinamikler. Tabii ki resmi kurumlarda bulunan devlet erkanı olan insanların da bu sorumluluğa el atması gerekiyor. Metin Başkan'ın dışındaki iş adamlarının da el atması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da el atması gerekiyor. Yani şimdi düşünün, geçen hafta Kayseri'de Bülent Hoca Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuğu sahaya attı. Evet, konuda. Bütün Türkiye bunu konuştu. Şimdi bu ne kadar sosyal bir olay olduğunu anlamaya çalışalım. Yine biz 4 tane kupa maçı yaptık. Kepez'de kendi statümüzde bulunan bir takımdı, yendik. Ondan sonra Serik'le Seri'yi yendik. Osmanlı'yı deplasmanda yendik penaltılarla. Denizli'de de bana göre çok güzel içsel bir maç yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi yaptığımız 3 tane profesyonel anlamdaki maçların hepsinde bütün Türkiye bizi konuştu. Bana gelen dönütler, hocam ikincilikte mi, üçüncülikte mi İçer İdman Yurdu diye soruyorlar. Niye soruyorlar bunu? Ortaya sergilediğimiz kurumsal anlamdaki bir gösterge. Çünkü Serik ulusal takım, Osmanlı ulusal takım, Denizli ulusal takım. Ulusal takımla yapılan müsabakada bizim ortaya sergilediğimiz performans ulusal nitelikteki bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bu çok güzel, kayda değer bir şey. Ama maalesef bal ligindeyiz. Ulusal takım olabilmenin yolunu ne yapıp edip aşmamız gerekiyor. Peki ulusal takım olunca ne olacak? Mersin'de yaşayan binlerce genç var. Ulusal takım olunca ne olacak? Mersin'de bu işin içinde ateş gibi yanmaya çalışan yüzlerce antrenör arkadaşım var. Ulusal takım olunca ne olacak? Türkiye'nin her yerine Mersin'in ismini götüreceksin. Türkiye'nin her kesiminde bulunan profesyonel takımını Mersin'e getireceksin. Ulusal takım olduğu zaman U takımlarıyla 11 tane kategoriye ayrılmış olan 9'dan tutun U21'e kadar olan kategorilerde o takımların oyuncularına bir vitrin hazırlayacaksın. Olayı geniş çapta düşündüğümüz zaman aslında herkesin bu işe el atması gerektiği aşikar ortada. Yani bu yaptığımız iş öyle, ben işimi yaparken
ne kadar büyük bir sorumluluğun altına girdiğimin farkındayım. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek için bizi bu yoldan alıkoyabilecek olan birçok taziye karşı da çok dikkatli olmamız gerektiğini de farkındayım. Çünkü bir yıl sonra düşünebiliyor musunuz? Bal liginde harcadığın para bir yıl sonra yok. Kaç trilyon harcadın? 3 trilyon. Bir yıl sonra yok. Kaç trilyon harcadın? 5 trilyon. Bir yıl sonra yok. Peki ulusal takım olursan harcadığın paranın hepsi bir tane Emre Demir'i, yüzlerce Emre Demir'i haline getirebilme şansın var. Bu ayrı bir işin tarafı. Çünkü sosyal bir hizmet yapıyorsun. Öteki taraftan da ulusal takım olduğunda her yere reklamını götürüyorsun. Her türlü iş adamını işin içine katabilirsin. Her türlü reklamı yapabilecek platform bulabilirsin. Yine her türlü altta yetiştirdiğin oyuncuyu üste kullanabilirsin. Her şeyi geçtim. Harcadığın oyuncuyla yaptığın, akit yaptığın sözleşmelerde sözleşmeleri düzgün yaptığın zaman aslında harcadığın para yabana giden bir para olmuyor. Sana tekrar geriye dönmesi gereken para olabiliyor. O yüzden ulusal takım Mersin için kaçınılmaz. Yıllardır zaten ulusal takım olarak Mersin kaldı. Çok güzellikleri yaşadı. Herkes Mersin'de şu anda o güzelliklerin ne diyeyim yanlış olmasın da sarhoşluğuyla devam ediyor. Onlar geride kaldı. Şimdi hani Mevlana da diyor ya çok güzel söylüyor. Hani geriye ait diyor. Her şey geride kaldı. Cancağızım diyor. Bugüne ait yeni şeyler söylemek lazım. Yani bugüne ait hakikaten güzel şeyler yapmak lazım. Hocam, bu Mersin'e bunları kazandırmak lazım. İşte evet. Hocam biz bu güzellikleri yaşadık ama yanlış yönetilmelerden dolayı. Bizim de korkumuz şu hocam. Siz 3-4 yıldır şampiyon bir hocasınız. Evet. Yarın dediğiniz gibi her zaman bana da söylüyorsun. Yani bizler gideriz sizler kalıcısınız kesinlikle falan gibisinden. Biz bunları yaşadık. İş bizim yani belli bir duruma geldikten sonra bizi bu işin içine katmıyorlar. Katmadıkları için zaten büyük sıkıntı oluyor. Önemli mi katıp katmamaları? Önemli değil. Hani takım çıksın diyoruz. Bu sefer yönetimlerde sıkıntı oluyor. Hani program önce konuştuk. Liyakat sahipleri dışarıda liyakat olmayanlar içeride güzel bir söz hocam. Siz de paylaştınız benimle. Şimdi yarın bir gün çıktığı zaman hocam siz gideceksiniz belki buradan. Ama yine yanlış yönetilmeler. Yine paranın çarçur edilmesi, yani bilgili insanların olmaması, bu kulübü kendi çıkarları doğrultusunda kullanan insanlar, işte maalesef hocam insanlar zengin olurken kulüp fakirleşti, düştüğümüz durumda maalesef Bal Ligi hocam. İbrahim hocam, şimdi Emre Demir Mersinli. Evet. Mersin'in bir evladı. Emre Demir buradan Kayseri'ye gittiğinde 8 yaşındaydı. 8 yaşındayken Mersin İdman Yurdu da profesyonel liglerdeydi, hani ulusal liglerdeydi ve Mersin İdman Yurdu'nun yani gözüne daha görünemeden Kayseri'ye gitti. Çünkü Mersin İdman Yurdu'nun yıllardır en büyük sıkıntılarından biri yönetimsel sıkıntılarının dışında Mersin'in gençleri de artık Mersin İdman Yurdu'na inanmıyor. Yani Tarsus İdman Yurdu'na da inanmıyorlar. Çünkü Tarsus İdman Yurdu'da altyapısına ya da Mersin İdman Yurdu'da altyapısına bugüne kadar değer vermedi. Ve Mersin altyapıya değer vermiş olsaydı, altyapıdan birkaç tane topçu çıkartmış olsaydık Mersin İdman Yurdu transfer yasağın olduğu dönemde bile aslına bakarsanız kendi altyapısıyla, öz kaynağıyla bir şeyler çıkartabilirdi. Çünkü bu şehirde müthiş bir zenginlik var. Konya buradan alıyor. Kayseri buradan alıyor. Sivas buradan alıyor. Antep. Altınordu buradan alıyor. Antep buradan alıyor. Herkes buradan alıyor. Herkese veriyoruz, kendimize yok. Herkes bu madeni görmüş, buradan alıyor. Kendimiz buradan almıyoruz ama. Bizim en büyük sıkıntımız yıllarca bu gençlerin, hani benim de aslında program yapmamın sebeplerinden birisi, hani yıllarca bu çocukların görülmüyor olmasıydı. Hani bu çocuklar görülmüyordu. Bunları göstermek için biz bu programları yaptık. Yoksa dediğimiz gibi Tarkan hocamla da konuşuyoruz. Süper Amatör Lig'de bir takım şampiyon olur. Öbür sene Bal Ligi'ne çıkar, geri düşer. Ya da alttan biri üretim düşer birinci lige. Kısaca sürekli Mustafa kardeşimin dediği gibi üretim olmadığı sürece hocam ne hoca üretimi oluyor dışarıya, hep kısır döngü, ne futbolcu, ne bileyim ben her zaman şunu da diyorum, yöneticileri de artık eğitim şart hocam maalesef Türkiye'de. Eğitim olmadığı için Mustafa kardeşimin şu anda dediğimiz gibi hep sınıfta kalmışız ama sorsan hocam hepimiz büyük insanlarız diye hava atıyoruz. Ha, umudumuz var mı? Bizim her zaman umudumuz var. Mutlaka bir gün bu takım hem küllerinden donmuş olacak. İnşallah bunu sizle birlikte bu sene 3. lige çıkarak yaşarız. Ki altyapıdan da buradan söylediğimiz sözler
herkese şimdi, geçmişimizi hatırlayarak bize şey olur. Şimdi şöyle bir durum var. 2011 yılında Turgut Spor'da A2 Ligi'nde teknik direktördüm. A2 Ligi'nde çalıştığım zaman biz Turgut'ta altyapı gençlerine çok gerçekten özen gösterdik. 14 tane kadar milli oyuncumuz var. Profesyonel takımda oynadığımız ve Türkiye'nin her satında oynayan oyuncularımız var. A2 Ligi'nde çalıştığım dönemde düşünebiliyor musunuz? Trilyonlarca parayı harcayıp da altyapılarını ihmal eden Fenerbahçe, Bursa Spor, Eskişehir, Galatasaray, Beşiktaş, bu takımların hepsi Turgut Spor'un, bir tek Turgut Spor ikincilikten A2 Ligi'ni almıştı. Bizim altyapı organizasyonumuz çok iyi olduğu için. O yıl Turgut Spor A2 Ligi'nde Galatasaray'la aynı puanda ligi bitirdi. Yani şimdi o kadar büyük yatırım yapmış olan takımlar projelendirmedikleri için, sadece geçiştirme ligi olarak gördükleri için oradaki oyuncuları değerlendirme şansları yoktu. Şimdi bu iş gerçekten, ben bu işin çavurundan gelen bir insan. Yani bu iş kesinlikle belli bir plana, programa, projeye dayandırılması gereken bir iş. Okullarla çok yakın işbirliği kurulması gereken bir iş. Oradaki altyapının kaynağı okullardır. Yani okulları çok iyi kullanmak gerekiyor. Ama şimdi konuşacak olduğumuz mevzu alttaki oyuncularımızın önünü açmayla ilgili projelerden ziyade o projeleri gerçekleştirebilecek olduğumuz şu yarışmacı ortamdaki bal liginden kurtulma mücadelesini ele almamız gerekiyor. Kesinlikle bu ligden, bu Mersin'i kurtarmak gerekiyor. Mutlaka. Ondan sonra bunlar detaylı bir şekilde planlanır, proje haline getirilir. Yardım istenirse biz yardım ederiz. Çünkü bu işi yapabilecek olan Mersin'de çok arkadaşımız var, çok görev alabilecek olan insanlar var. Yeter ki o planın, programın içerisinde aidiyet duygusunu vermek çok önemli. Nasıl Mersin İdman Yurdu'ndan İçen İdman Yurdu'na geçerken bazıları biraz tereddütlü bakıyor gibi dediniz ya, işte oradaki o aidiyet duygusunu taşıma hissini verme biraz zaman istiyor. Şimdi o zamanı ve süreci yaşıyoruz. Allah'ın izniyle biz başarılı oldukça, başarımız Mersin'e çok şeyler katacağı inancını kendimizde, futbolcumuzda, yönetimimizde, taraftarımızda, her ortamda bunu ortaya sergilediğimizde bu bahsettiğimiz aidiyet duygusu perçinlenecek. Gerçekten eski Mersin İdman Yurdu'nu, yani taraftarları gerçekten gönülden kutluyorum. Yani o Murat Tanış kardeşim ve arkadaşları hakikaten gönülden yaşıyorlar yani. Gerçekten hiçbir menfaatleri yok, gönülden yaşıyorlar. Bunu gördüğün zaman bir sorumluluk hissetmemen veya işine karşı bir gevşek davranman asla söz konusu olamaz. Yani burada çok ciddi bir potansiyel var. Evet, bu potansiyeli harekete getirmek için biz şanslıyız. Ama bu potansiyelin karşılık bulması için de bu potansiyele ait olan ortamın biraz dikkatli davranması gerekiyor. Evet hocam, ben de katılıyorum. Yani özellikle futbolcu kardeşlerime bakıyorum maçtan sonra. Adamların hiç mağlubiyet akıllarından bile geçmiyor. Niye? Bir an önce o taraftarı her hafta çağırıyorlar ya, taraftarı. İşte karşılıklı işte kırmızı şeytanlar çekiyorlar. Hepsinde o şeyi görüyorum, heyecanı görüyorum, o şeyi görüyorum. İşte Metin Başkanım işte Şeref Türbünü'nden geliyor, işte Vedat Çoban genel kaptanım o şekilde hazır, sizler hazırsınız. Yani şu anda taraftarlarla futbolcular arasında inanılmışlık var. Biz ne yapacağız? Tüm şehri harekete geçireceğiz. Yani bu tüm şehri harekete geçirmekle işte bizim veya sizlerin başarısıyla olmuyor. İşte bunu normal sivil toplum kuruluşlarına, işte okullar dediniz, okullar da bunu harekete geçirmesi lazım. Öğrencileri de teşvik etmesi lazım, maçlara götürmesi lazım. Bu şekilde olursa başarının daha çok kısa zamanda geleceğini tahmin ediyorum hocam. Kesinlikle. İbrahim hocam, şu ileriki maçlardaki düşünceniz ne? Yani bu turdan sonra, yani bence harika bir ekibiniz var. Hatta ekip arkadaşlarımız da arkada, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onlar benim değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, buradan da el sallıyorlar. Hasan kardeşim mükemmel bir kaleci hocasına sahipsiniz. Hasan'ıma da buradan selamlar iletiyorum. Hatta Elçin hocam da buraya gelmişti. Size teşekkür ediyordu hocam. Yardımcı olma konusunda 1925'in hocası iki hafta önce konuk ettik ama o da tabii ki görevinden istifa etti. Yolu da açık olsun burada. Teşekkür ediyor hocam. Yani bilgileri, deneyimlerinizi, böyle de bir güzel yalnız var yani, hocam. Tarzan teşekkür ediyor. Şu var zaten. Yani, şimdi şu var. Bu büyük bir şey hocam. Mersin ne istiyor şu anda? İçeri İdman Yurdu'nun profesyonel lige çıkmasını istiyor. Evet. Biz zaten profesyonelden bu işi kabul etmiş, profesyonelde çalışmış insanlarız. Yani biz işimizi profesyonelce yapıyoruz. Yani şimdi düşünün, tüysüz maçını, bu ligin en son takımı, tüysüz maçını analiz antrenörümüzü gönderiyoruz. Evet. Çekimi alıyoruz, o çekim üzerinde 4 saat çalışıyoruz.
4 saat çalıştıktan sonra bize önem arz edecek olan bölümleri kliplendiriyoruz. Ondan sonra çocuklarımıza kısaltılmış 15-20 dakikalık bir sunumla maça hazırlık yapıyoruz. Bütün haftada onun üzerine çalışıyoruz. Şimdi bu profesyonelci bir ekim. Çünkü yoksa amatör zihniyetle bulunduğun bal ligi çukurundan kurtulmak öyle kolay bir hadise değil. Yani saldım çayıra mevlam kayıra olur. Profesyonelce düşünen, profesyonelce çalışan, profesyonelce uygulamalar içinde olan, profesyonel antrenman kalitesine sahip olan, çünkü biz yani bu ligi küçümsediğin için söylemiyorum. Biz çok güzel, kendimize çok güzel ortamlar da bulduk. Hopa'da müthiş dostlar kazandık. Evet. Yozgat'ta çok güzel dostlar kazandık. Iğdır'da çok güzel dostlar kazandık. Gerçekten biz profesyonelce çalışan ekip olarak zaten profesyonel liglerin adamı olduğumuz için varmamız gereken noktayı biliyoruz. Ama bu yolda giderken karşımıza çıkan bir takım sıkıntılar, bir takım sorunları da aşma becerisini de gösteriyoruz. Yani burada gerçekten bir el birliğine ihtiyaç var. Bir mücadele ruhuna ihtiyaç var. Birbirimize sahip çıkmaya ihtiyaç var. Çünkü Mersin gerçekten ulusal takım olmayı hak ediyor. Evet. Yani koskoca bir kent gerçekten hak ediyor. Ama bu hak ettiği yere getirebilmek için de bu hak edişleri ilmik ilmik herkesin katkıda bulunarak oraya ulaştırması gerekiyor. Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani bu taraftar, sizin gördüğünüz bu taraftar şu anda daha az. Hani biz daha öncesinde çocukluğumuzda, gençliğimizde, daha genç olduğumuz dönemlerde biz Tevfik Sarı Stadı'nda ki atmosferleri, mesela örnek verip Tarkan'ın Adana Demirspor'a attığı golden sonraki bizim sevincimiz ya da Darıca Gençler Birliği maçından sonraki sevinçlerimiz çok farklıydı. İnsanlar küsmüştü takıma. Yavaş yavaş işte bu seneyle birlikte İçel İdman Yurdu olmasıyla birlikte Şeytanlar grubunun da ve aynı zamanda Genç Mersin İdman Yurdu Derneği'nin de bir katkısıyla, ki çok önemli katkıları var, bu maçlara artı bir katkı var. Hem de taraftarı toplama açısından çok önemli katkıları var. Onlarla birlikte yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Hocamın dediği, Tarkan hocamın da dediği gibi çok büyük ihtimalle hani bu ligi zirvede bitirdiğimizde ilk gittiğimiz şeyde 3. lige çıkma yolundaki maçlarda çok daha farklı göreceksiniz bu takımın taraftarını. Onu söyleyebilirim. Hocam yani şu ana kadar seyirci zaten gelirdi. Şimdi benim arabam yok hocam. Ben şimdi atıyorum şehrin o bir tarafında oturuyorum. Sıra gelebilmek için en az 1,5 saat önce çıkmam lazım ve 2 tane araç değiştirmem lazım. Ama Tevfik Sarı zamanında başarı geldiği zamanında buldu. Senin olayın mesela yani sen istiyorsun gelmeyi ama araç sıkıntısı. Ben mesela geliyorum ama gelemeyen insanlar var mesela. Şu anda başarı var. Tabii. Mersin İdman Yurdu maçında mesela Fenerbahçe maçında mesela insanlar akın akın geldiler mesela, örnek bu, ama senin olayın farklı. Şimdi senin benim gibi araç sıkıntısı yaşayan insanlar için tabii ki zor. Tabii adamlar soruyor. Şimdi İçeride İdman Yurdu maçına hocam dedi ya, Denizlispor, şu Osmanlıspor maçları var. Ya kardeşim, herkes bu takımı izlemek istiyor. Ben maça gidiyorum, 10 kişi beni arıyor. Gelemeyen insanlardan arayan çok yani. Muhakkak abi. Muhakkak. Yani onun içinde bir yönetim mi yapar yoksa belediye mi yapacak? Yani oraya insanların... Şimdi şöyle, yönetimle paylaştığımız birkaç hususu da bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ligde çetin bir mücadele devam ederken bazı sosyal çalışmaları yapma fırsatımız olmadı. Yani başkanımızla oturup konuştuğumuzda bir ortamda önümüzdeki günlerde bu muhtemelen ikinci döneme sarkan bir yapıda olacak. Çünkü biraz daha önümüzü çok ciddi görmemiz gerekiyor. Okulların ziyaret edilmesi, oyuncularımızı okullara götürüp çocuklarda o sevgiyi oluşturma, aidiyet duygusunu oluşturma, gönül birlikteliğini oluşturabilme, bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaretler. Yine başkanımla paylaştık. Mersin İdman Yurdu'na tarihinde hizmet etmiş, yaşayan gönüldaş, bütün geçmişte hizmet etmiş olan idareci olsun, futbolcu kardeşimiz olsun, arkadaşlarımız, abilerimiz olsun, bunları bir araya toplayıp onlarla istişare toplantıları yapma, yemek paylaşma, zamanı paylaşma, onlarla bu aidiyeti paylaşma önümüzdeki ikinci dönemde olacak olan planlarımız. Yani inşallah bunları yaptığımız zaman şu var, belki stada uzak gelemiyor ama gönlünü oraya gönderdi mi o gönüldeki dua da bizle beraber oluyor. İnanın bana, gerçekten o sevgi de bizle beraber oluyor. Çünkü ben her zaman söylerim, çok güzel de bu örneği severim. Bir tane taşı göle atıyorsun, o taşın kuvveti bir momentum oluşturduğunda bir tane halkayı oluşturuyor.
O halka ikinci halkayı oluşturuyor, ikinci halka üçüncüyü oluşturuyor. Bir bakıyorsun bir taşın kuvveti bütün gölü kaplıyor. Mersin'de herkesi kaplayabilmek için böyle girişimde olmamız gereken çalışmalara ihtiyacımız var. Sosyal çalışmalara ihtiyacımız var. Evet, o yüzden bunun önümüzdeki günlerde bunları planlıyoruz. Ama dediğim gibi yani önce çok yarışmacı, yani önümüzü göremeyecek olduğumuz, çünkü müthiş bir yarışın içindeyiz. Bu yarışta bu işi, bu bayrağı göğüsleyebilecek işaretlerini almaya yakın pozisyonlarda yapacağımız çok ciddi çalışmalar olması gerekiyor. Hocam şimdi Türkiye'nin bence iyi kalecilerinden birine de sahipsiniz. Evet. Yani bu gol yememe muhabbeti bir nazarlık mı desek, yani lazım mı desek hocam? Bu ya çocuk, bu biraz stres de oluşturur. Ben de yani şimdi ben biliyorum hocam, yıllarca top oynadığım için. Ya taraftar bile adam hücuma gidiyor, aman aman gol yeme, aman aman gol yeme. Hani böyle bu ileriki maçlarda bize bu Sertaç tecrübesiyle zaten bunu şey yapar kardeşimiz ama. Ya inşallah, inşallah. Gol, yani, inşallah gol yemeden sürdürürüz, devam ederiz ama bu gol yeme bu işin doğasında olan bir şey. Yeah. Yani gol de yersin, gol de atarsın. Önemli olan bazı sıkıntılı düştüğün durumlardan ayağa kalkabilmekte. Ben Yahyalı'ya puan kaybettiğim zaman işte bir takım eleştiriler oluyordu etrafımızda. Ben her zaman söyledim, yani bu lig uzun. Bizim yaptığımız bir istatistik var. Bal ligleriyle ilgili. Burada çalıştığımız için. Yaptığımız istatistik şu. 15-16 puan sınır katsayısı olan puan. Ligde 15-16 puan kaybettin mi şampiyon olma ile olmama çizgisine yaklaşıyorsun. 15 puanın yukarısına, puan kaybına çıkarsan şampiyon olmama riskin bayağı yükseliyor. Şimdi Yayalı'ya 2 puan kaybettik. Ama bu takım daha gol yemedi. Bu takım daha mağlup olmadı. İnşallah. Çok şükür. İnşallah böyle devam eder. Ben dedim ki yani bu kayıplar bazen zaferdir. Bazı yenilgiler zaferdir derler ya. Bu kayıplar bazen zaferdir. Bizi kendimize getirir. Kendimize çekidüzen veririz. Nerede hata yapıyoruz sorgulamasını yaparız. Kendi içimizde öz eleştiri yaparız. Eksiklerimizi giderebilecek çalışmalar yaparız gibi. Diğer takımlar da puan kaybedecek. Ceyhan çok iyi takım, kafadan puan kaybetti. Hocam... Yani İskenderun iyi takım, kendi sahasında yenildi. Talas, İskenderun'a göre çok iyi takım, 8 puan kaybetti. Şimdi bakıyorsun ilk ama bunlar her takımdan puan alabilecek kalitede takımlar. O yüzden hiç böyle dikkat ve sorumluluğu, konsantrasyonu hiç dağıtmadan yolumuza devam etmek gerekiyor. Bu yolumuza devam ederken etrafımızdaki kitleyi arkamıza güç olarak alıp hedefe ulaşmakta herkesle birlikte. Ben her zaman söylüyorum. Iğdır'a gittim de bahsettim, Hopa'ya gittim de bahsettim, Yozgat'a gittim de bahsettim. Sizin aracınızla da Mersin'de de bahsedeyim. Sloganımız şu yani. Hepimiz biz olalım, hedefte bir olalım. Hedef ne abi? Bu takım ulusal lige çıkarma. Orada bir olalım. Ama biz kavramını iyi kullanalım. Muhakkak. Bir de şöyle Mersin'de şöyle bir sıkıntı var. Mersin'deki insanlar maçın tarihini de bilmiyor, yerini de bilmiyor. Onunla ilgili çünkü, bir şey yapabiliriz, bir çalışma yapabiliriz. Çünkü bunu sadece şeyin değil, takımın değil, belediyeyle birlikte takımın bu işi çok belediyelerle birlikte bu işi sivil toplum kuruluşlarıyla sadece birlikte, sosyal medyada, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden zannedersem yayın yapılıyor maç saatiyle ilgili. Ama dediğin gibi yani Mersin'i ilgilendiren noktalarda birkaç belediye hocam, bir şey yapıyor. Hocam belirtti ya, ikinci yarıdaki projelerin içerisinde biz insanların ayağına gideceğiz diyor. Evet. Hani, şimdi bak bir, burada bizim bir yeni mahallemiz var, Çilek Mahallesi var, işte ne bileyim daha varoş olan mahalleler var. Gelemeyen bir sürü taraftar var. Hocam takımını tanımıyor. Evet. Şimdi Hacı abi gibi bizim bir Mersin İdmaur'un yaşayan bir efsanesi var. İşte Tarkan hocam da geçen şeyde, programda söylemişti, kendileri de gidiyor. Mesela orada bir tarih yatıyor. Ben istiyorum ki futbolcuların hepsi, bizim futbolcuların hepsi gitsin. Mersin İdmaur'un da orada bir şahsen baksın hocam, onu istiyorum yani. İlk işimiz oraya gitmek yani, olacak, söz veriyorum. Gerçekten çok artı olur hocam. Ben hocam harbiden daha gidilmedi mi yani? Ben sizi yani götürmediler, siz belki bilmeyebilirsiniz ama. Ama işte yani eksikliğini gördüğümüz zaman o eksikliğini görmüş. Servet abinin dediği gibi orası bir mabettir abi. Davet aldık Hacı abiden. Evet, geldi yani maçımızda şey yaptı sağ olsun. O çok önemli, müthiş bir insan bizim için. Çok büyük bir... Çünkü o bundan 70 yıl, 80 yıl önceki yani dönemleri de anlatıyor. İlk kurulduğu zamanlarda yemek taşıyan insanlar bunlar. Küçük bir odada, tesis ortamında. Bu tip adamları kaybetmemek lazım bence. Bu tip adamların gönlüne girmek lazım. İbrahim hocam siz de öyle gönüllere tamam. Giren bir insansınız kesinlikle, zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu tip insanları kesinlikle kaybetmeyelim. Bizim şahsımız. Ya bu yaptığımız iş gerçekten etrafımızdaki insanları bu işin içine katma işi. Ötekileştirdiğin zaman, dışladığın zaman, yok saydığın zaman bu işte yalnız kalırsın. Evet.
Bu iş hep birlikte yapılabilecek olan bir iş. Yani bu kavramı hep beraber güzel işlememiz gerekiyor. Çünkü Mersin'de yaşayan herkes bizim için değerli. Yani bunun farkına vardığımız zaman yaptığımız işin de değerli olduğunun farkına varırız. Evet. Yoksa yaptığın işin değersiz olduğunu düşünürsen yaptığın işten keyif alamazsın. Hocam samimiyetle söyleyeyim, sizlerin gıyabında yani bizler Mersinliyiz. Şimdi ben geçen hafta Eşmegaya İskenderun maçında orada iki tane futbolcum vardı benim mesela. Çok sevdiğim kardeşim var. Onlara yazdım. Kardeşim size güveniyorum. Ya bu kötü bir şey de futbolda olan bir şey yani. Neyse maçtan sonra da bana yazmış. Demiş ki abi biz gereğini yaptık. Şimdi o bir İskenderun futbolcu diyor ki Serdar abi oraya niye yazıyor? Bak ben Mersinliyim kardeşim ya. Ben içeri gitmem vurdum desteklemeyeceksem. Yani o zaman hiç konuşmayalım da şey yapmayalım evet, yani. Evet. Onun için herkesin benimsemesi lazım. Şeyle şehirle bütünleşmek lazım hocam. Yani alın forumda bütün futbolcular içeri İdman Yurdu'nun eşofmanlı şekilde bir gezilsin takım halinde. İşte oradan ne bileyim işte Beşoğlu'na gidilsin, Yeni Mahalle'ye gidilsin, yürürsün. Ökale gidilsin, zevk edilsin. Şimdi çocuk, Hopa'dan biz sen şeye varken hani yanlış anlaşılmadı. Biz canlı yayını izliyoruz hocam buradan. Şu anda tarihi bir rekor kırdı İçerdiği hocam. Yani Ezel ve içeriden devam ediyor. 180, 190, 200'lere geldi normal canlıya. Bir günde 14 bin kişi izlendi geçtiğimiz hafta. Herhalde bu hafta 20 bini bulur sizin sayenizde hocam. İnşallah. Önce Allah'ın sonra sizin sayenizde. Çok mesaj var. Mustafa sana göz atıyorum hocama. Öyle onur ediyorum ki burada. Yani şimdi, ben okuyorum. Söylemek istemiyorum. Araya da girince kızıyorsunuz ama Hopa'dan geliyor devamlı. Hopa'dan yani, da geliyor, Yozgat'tan da bence geliyor. Bence hocamızı biraz onur edelim. Bak burada insanların yazdığı mesajlar bile hocamız için bence itici bir güçtür Mustafa. Yani, çok merak ettim. Hocam inanılmaz yani. Neler söylemiyorlar ki? Hani nasıl Galatasaray Fatih Terim'e yazıyorsa yani çocuklar da aslan parçaları. Sağ olsunlar. Ya Hopalar geliyor, işte Yozgat'tan geliyor. Biz hocam şöyle bir canlı yayın şey olduğumuz için hocam burada bizim şeyimiz de var. İzlenme oranımız falan. Hopa'dan çok selamlar. İşte kafanız rahat olsun şampiyon hocayı falan. Sağ hani Mustafa sen istersen biraz da hocamızı oku dinlensin. Aynen öyle. Mustafa Yurt demiş ki selamünaleyküm iyi yayınlar Ankara'dan selamlar demiş. İbrahim hocam bizi buralardan kurtarırsan siz kurtarırsınız demiş. Ahmet Civan Bey abimiz demiş ki iyi yayınlar herkese selamlar Mustafa'm demiş. Özmen Özkan iyi akşamlar iyi yayınlar herkese selamlar İbrahim hocama da başarılar demiş. Kazım Türkan iyi yayınlar dilemiş. Duran birinci pazar kadar değil demiş. Mezara kadar Mersin İdman Yurdu'yuz demiş. İyi yayınlar acaba diliyorum demiş. Olur. Devre arası için transfer çalışması var mı diye sormuşlar. Zaten hocam söyledi. Mahmut Metin 2 haftadır kötü oynuyor diyen bir şey olmuş ki hocamla ilgili olan şey hocamızın takdiridir. Murat Taş öğrenerek Mersin İdman Yurdu demiş. Mehmet Domrul iyi yayınlar dilerim demiş. Samet Özden Tarkan hocama iyi yayınlar dilerim. Aydın'dan selamlar demiş. İbrahim Baş demiş Serdar Can Sancar. Çeşmeli'den herkese selamlar. Devre arasında mutlaka forvet almalıyız demiş Süleyman Uz. Emin Yakup Oktay iyi yayınlar dilemiş. Ali Dolunay şampiyon yap bizi cehennemde yak bizi demiş. Mustafa Yurt Türkiye bekliyor Türkiye demiş. O şey için Mersin 3. ligi bekliyor dediğiniz için. Mehmet Uysal kardeşimiz Fatih Terim her mağlubiyet sonrası demiş. Ocak ayını işaret ediyor demiş. O adama herkes imparator derken futbolcusuna güvenen İbrahim Baş da bizim kahramanımız olacaktır demiş. Eğitimciliğinizden vesaireden bahsetmiş. İyi yayınlar futbol panorama ekibi demiş. İbrahim hocam hoş geldiniz yayına demiş. Hasan Yardımcı harikasınız hocam. Yorumlar süper sizinleyiz demiş. Mehmet Kaya başarılar İçerli İdman Yurdu demiş. Tarkan hocam demiş ondan sonra da. Hicabi Özkan Tarkan hocam İdman Yurdu takımının o başına geç demiş ki o şu andaki durum değil. Garip Gündüz iyi akşamlar herkese. Sonra bayrak erişilmiş. Aksaray'daki maça Mersin taraftarı demiş 50 kontenjan verilmiş demiş. Yönetimin bu konuyla ilgilenmesi lazım demiş. Ekber Yıldız İbrahim Baş hocam bu takım bu sene inşallah şampiyon demiş. Senin gibi diksiyon düzgün adam görmedik uzun süredir demiş. Mesut Yılmaz Hopa Spor'dan selamlar demiş. Güler Tahsin Erdem demiş ki selam kolay gelsin. Hasan Yardımcı Büyük Başkan size ve arkadaşlarınıza selamlar demiş. Mersin'e emek veren, değer katan, Mersin'i seven herkese selamlar, saygılar demiş. Halil Yıldız iyi yayınlar dilemiş.
Elif Akgöz, iyi yayınlar Servet abim demiş. Ulaşıma çözüm getirin demiş Bünyamin Şen. Mehmet Çelik, iyi Çiçek, Mehmet Çiçek, iyi yayınlar, başarılar demiş. Ömer Şahin, şampiyonluk istiyoruz hocam demiş. Elif Akgöz, selamlar demiş. Hemen şöyle bakalım. Uzarda gider. Aksaray'dan uzarda selamlar gider. Tarkan hocam demiş. Alayına isyan, inadına, ölümüne mersin demiş. Şöyle bakalım. Emre Aktaş, helal olsun hocam demiş. Mehmet Çiçek demiş ki selam süper şeytan Tarkan demiş. Alemin kralı, mekanın sahibi demişler. Şöyle bakalım. Bazen aralarda da konuşmalar oluyor. Evet, siz Mustafa devam edin. İbrahim hocamız yaparız. Daha da vardı da onlar da bende görünmüyor niyeyse. Son düşünceleri de alalım Mustafa'cığım. Tabii ki. Servet abi, hocama sormak istediğin hocam, şeyler varsa... Yani futbol dışından sormak istiyorum ama şey olarak Mersin nasıl gördünüz hocam? Çok beğendik. Yani eşim de beğendi. Gerçekten çok beğendik. Geldi değil mi hocam yenge? Geldi. Hoş geldin, sefa getirdin. Sağ olasın. Hocam, Mersin'in özellikle 9 ayı çok iyidir hocam. Evet. Yaz aylarında... Yaz ayında ben buradaydım. Eşimi işte kışa yakın getirdim. O yüzden çok sevdi zaten. Şeyde Manisa'da mı yenge hocam? Manisa'da mı yaşıyor? Turut'taydı. Buradayız. O Sipir Dağı'nın soğuğunu çekmiştir hocam. Biz orada... Sipir Dağı'nın sıcağı da fena olur, soğuğu da fena olur. Kuru soğuğu, ayazı vardır hocam. Futbol olarak da diyorum ki hocam, şampiyon hocayla görüşüyoruz yani. Üçüncü şampiyonu olacak hocamız karşımızda şu anda. İnşallah. Şimdiden kutlayalım diye. Şimdi güzel taraftarımız benim adıma işte şampiyon, bu ligden kurtar bizi İbrahim Hoca diye bir dörtlük yapmışlar. Her maç sağ olsunlar çağırıyorlar. Kendilerine gittim bir şey söyledim. Biz de. Dedim ki yani bu ligden kurtaracak olan sadece İbrahim Baş değil. Yani ben haddimi de bilirim, yerimi de bilirim, kapasitemi ve yapabilecek olduklarımı da bilirim. Ama bu iş çok donanımlı, başka şeylerin de işin içinde olması gereken bir iş. Benim tek yapabilecek olduğum şey bu farklı farklı şeyleri bir arada birleştirip potansiyel bir güç olabilecek duruma getirme. Mersin'de bu potansiyel güç var. Bir araya gelmeyle ilgili ufak tefek sıkıntılar var. O sıkıntıları aştığımız zaman bu takım açık ara gider. Sadece Ballıgi değil bakın yani 3-2 PTT diye arka arkaya gider. Yeter ki ciddi projelendirilsin. Öyle bir projeye ihtiyaç var. Bu projelerin detaylandırılmasıyla ilgili de şu anda yarışmacı olduğumuz ligde kayıpsız bu ligi sonuna kadar iyi gitmek ve şampiyon olmakla ilgili başarımızı önce bir yerine getirelim. Bahsettiğim bütün güçler birleştiği zaman Mersin gerçekten layık olduğu yere inşallah gelecek. Çünkü yönetim kurulunda ben o kapasiteyi görüyorum. Yönetim kurulunda o inancı görüyorum. Çünkü genç bir iş adamı başkanımız bu işle ilgili donanımlı olmaya çalışıyor. Çünkü kendisi daha önce Gaziantepspor'da da yöneticilik yapmış. Bizim takıma da çok şeyler katıyor. Yani maddi manevi zaten her şeyi o karşılıyor. İyi plan yapılır, iyi proje yapılır, iyi bir takım ileriye yönelik projeler üretilirse o başkanımızın bu işin üstesinden gelebileceğini gerçekten düşünüyorum. Mersin bu potansiyel gücü ortaya çıkarabilmek için gerçekten herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyorum. Herkese de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hocam şimdi demişler ki Serkan Sirmu mesela demiş ki Sayın Hocam'a çok güven, Sayın Hocam'a çok güven veriyorsunuz demiş. İyi ki buradasınız, emeğinize sağlık demiş. Ben eminim ki bu sene şampiyon olacaktır ve siz yıllar yapmış olduğunuz koca yürekli hoca olarak anılacaktır demiş. Ahmet Civanbay abimiz Mersin Mayonu'nun çok tanınmış taraftarlarından biridir. Her maça da mutlaka gelir. Mersin'in her takımının maçını da gitmeye özen gösterir Bal Ligi'ndeki takımları. İbrahim hocama bu yıl çıktık sayılır demiş. Seneye bu takım desteklemek için U17, U19 ve altyapı konusunda bilgilendirirse demiş. Bilelim ki illaki altyapı lütfen bu soruyu sorun demiş. Biz de sormuş olalım. Zaten daha önce de sormuştuk. Altyapının öneminden bahsetmişti hocamızdan. Çıktıktan sonra böyle bir proje olacaktır mutlaka değil mi hocam? Yani şimdi belki de çıktıktan sonra
konuşulması gereken bir durum ama yani seyircimiz çok halisane duygularla sorduğu için biz de bu işin içinde sürekli meşgul olduğum için ona biraz açıklık getireyim. Bu takım profesyonel lige çıktığında sadece 17-19 değil. Yani U9'dan itibaren başlayan her U takımının ikişer tane hocası altyapıya ait genel bir sağlık ekibi, onlarla ilgili genel bir koordinatör, istihdam edilecek her takıma ikişer antrenör, bu projelerin içerisinde herkes gönül rahatlığıyla çocuğunu eğitim görmesi için gönderebilecek olduğu ciddi anlamda bir okul hüviyetine getirmek çok önemli. Yoksa bu kadar paralar harcayıp Bal Ligi çukurundan kurtulduktan sonra ulusal takım olduğunda bir takım projelere dönüştüremezsen tekrar sil baştana dönersin. Kesinlikle temelinde Mersin'in çocuklarının ruhunu taşıdığı bir takımın içerisinde en azından 5 tane, 6 tane, 7 tane Mersin'den yetişmiş çocuğu oraya örüntülemek lazım. Bunu becerirse Mersin kesinlikle önü çok açık. Hocam kurumsal olmadığı sürece kesinlikle. Biz geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Akademi Ligi'nde hocaydım ben hocam. Batman'a günübirlik gittik hocam. Belediye otobüsüne. Bu Mersin İdman Yurdu'da. Van'a gidiyoruz hocam. Skor hiç önemli değil. Verdikleri 1500-2000 lira harcıra. Nerede yemek yersen ye. Kamyoncuların yanında mı yersin? Yeter ki orada maça çık ki. Çıkmanca ceza yiyor ya kulüp. Hani şimdi herkes diyor 17-19'a çıkak falan muhabbeti yapıyor ama bu takım Süper Lig'de Akademi Ligleri de gördü. Ama kurumsal olmadığın sürece günübirlik gidiyorsun. Otelde kalmıyor. Çocuk çıkıyor işte maça direktmen otobüsten iniyor. Ayaklarına kramp girmiş bir pozisyonda. O zaman çıkmanın da çok büyük bir şeyi olmuyor hocam. Yani çıkmak çok büyük bir başarı olmuyor. İşte kurumsallaşmadan. Ben 92 yılında İlhan Cavcı beni gençliğine aldığı zaman hocam altyapıdaki futbolcular Ümit Özat, Ali Eren, Tarık, Taşgün bunlar Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamış futbolcular. Altyapıdan hocam bu futbolcuları kazandırıp bu çocuklarla büyük paralar kazandı. Yani kasasına büyük paralar koydu. İşte altyapının önemi burada önemliydi hocam. Evet. Ama Mersin İdman Yurdu altyapıda yetiştirememiş, koymamış. Dışarıdan habire transfer. Sonra FIFA'lık oldu, kulüp kapandı. İşte altyapının önemi burada ortaya çıkıyor. Yani kesinlikle kurumsallaşmadan, o yüzden Metin Başkan'ın işi zor. Yani kurumsallaşacak ki, Metin Başkan'a birileri destek olacak ki adamcağız nereye kadar yetecek? Yarın gün Allah muhafaza işi kötü gitse, iflas durumuna gitse, o zaman Mersin İdman Yurdu kapanacak hocam. Şimdi cebinden veriyor her şeyi bu adam. Tabii. Yarın bir gün o da kötü duruma düşebilir. Düşmez kalkmaz bir yalda. Peki kulübe kim sahip çıkacak hocam? Yine borçlar. Bunun için de storların falan yapılması lazım. Storlar da yetmiyor abi tek başına. Yok tek başına mutlaka yetmez bence ama desteklenmeli yani bir şekilde. Tam destek, kesinlikle. Şehrin kesinlikle destek olması kesinlikle. Lazım. Yani yapılan geniş istişarelerde neler yapılabilirlikle ilgili ulaşılabilir hedefler belirlemek gerekiyor. Ulaşılabilir hedefleri belirledin mi, o hedeflere ulaşmak için plan program yapmak çok kolay. Yani planı kağıda dökersin ama icraat yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Veya kafanda hayal edersin ama hayali gerçekleştirmek için harekete geçmedikten sonra anlamı yok. O yüzden hepsi birbiriyle bağlantılı olan şeyler. Birinci planda yapmamız gereken Bal Ligi'ndeki bu pozisyonumuzdan kesinlikle bu kenti kurtarmak. Ulusal takım olduğunda da ciddi anlamda geniş çaplı istişarelerle bu takımın geleceği ile ilgili net tarzda plan programları yapılabilir. Herkesin fikri alınarak çok güzel bir yol haritası belirlenebilir. Hocam teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Kulübe de bekleriz. Söylemek istediğim bir şey varsa hocam. Yok hocam soralım. Aydınlattı bizi. Her şeyle konuştuk. Çok teşekkür ederim. Hocamı uğurlayacağız. Ben de şunu söyleyeyim. Bizim örnek vereyim. Bal Ligi'nden çıkması çok zor. Üçüncü Lig'den düşmesinden daha zor yani Bal Ligi'ne çıkması. Kesinlikle. Çünkü üçüncü Lig'de tutunmak çok daha kolay. Önceliğimiz, hedefimiz 3. lige çıkmak olmalı bizim. Çok saçma bir lig yani. Bölgesel lig hocam siz de biliyorsunuz. Çok yani zor. Getirisi olmayan habire veriyorsun. Yani hiçbir getirisi yok. Yani bir yıl sonra yani, bir yıl sonra harcanan aynı parayı harcıyor. Mümkün değil hocam. Yani harcayamazsın ki. Yani düşün geçen sene Mete Sardık dünyanın parasını harcadı. Yani bu sonra adam korkuyor. Temkin hareket ediyor mesela. Aynen öyle. Hocam öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 200'ün üzerinde sizi destekleyen mesajlar var ki çoğunu okuyamadık. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Okumaya kalksak sabaha kadar program yapmamız lazımdı. Ama müthiş derecede sizin önceki takımlarınızın olduğu şehirlerden gelen mesajlar ve Mersin'de orada kurduğumuz organik bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bu. Muhakkak. Yani orada yaptığımız iş tabii ki çok güzeldi, kayda değerdi.
Ama kişilik olarak, karakter olarak ortaya sergilediğimiz çalışma azmi olarak ve çalışkanlığımız gerçekten çok gönüllere girdi. Herkese çok Burak teşekkür ediyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Merakımdan soruyorum. Mesela şampiyonluğu yaşıyorsunuz ya hocam. Aynen neden devam etmiyorsunuz? Mesela hani ben de buna bağdaşıyorum. Bazı hocalar var şimdi. Yani takımı şampiyon yapmış. Bir bakıyorsun hoca tekrardan alt lige gidiyor. Şimdi bugün profesyonel ligdeki bir hocamızla gurur duyacağımızken geliyor hani tabiri caizse daha bir alt ligde tekrardan o savaşa giriyor. Yani ben onu şöyle hocam, onu şöyle kariyer derdim. Planlaması mı? Ya tabii ki bir kariyer planlaması var tabii yani ki. Yani bilmiyorum hocam yani, ben daha iyi yerlerde de ben profesyonel ligde çalışmayı başkanımla konuştuğum günde söylediğim sözleri söyleyeyim. Size gelen teklifleri ben biliyorum, dışarıda konuştum. Evet. Hani evet. Çok büyük teklifler var. Bakmayın yani. Hocalarımızda da konuştum. Yani başkanımla söylediğim şey şuydu. Ben gittiğim kulüpte neyi arıyorum? Ben kucağımda büyütebilecek olduğum bir bebek arıyorum. Bu ne demek? Bu bebeği büyüttüğün zaman gerçekten seninle birlikte mutlu bir yaşam sürebilecek olduğu ortam. Şimdi Hopa çok değerli bir yer. Çok çalışkan insanların gerçekten candan, yani düşünebiliyor musunuz? Bir Kars maçı oynadık, 18 bin kişiye, Türkiye'ye televizyonlara çıktı. Çatılardan, evlerden, işte her yerden 18 bin seyirci vardı. Hopa'nın nüfusu 21 bin. Yani hırsız işe çıksa o gün bütün Hopa'yı soyabilir. Zonguldak da öyleydi. Yani şimdi ama kurumsal anlamda profesyonel ligde devam etme ile ilgili açıkçası kariyer planlamamızda ciddi anlamda bizi ileriye taşıyabilecek, yani o kucağımızdaki çocuğu büyütüp onunla birlikte bizi de büyütebilecek platformları bulmak gerekiyor. Mersin'deki tercihimiz de buydu zaten. Koray Balcı'yla mı çalıştın mı hocam? Şurada Opa'dayken. Koray Balcı. Koray şeydi, tanışıyorduk, görüşüyorduk da. Bu sene çalışıyor. Şu anda Sinan Bayraktar devam ediyor. Evet, devam ediyor. O da çok kaliteli. Çok güzel de gidiyorlar maşallah. Size benzetiyorum hocam, yapı olarak da benziyor. Maşallah iyi gidiyorlar. Maşallah hocam. Hocam söylemek istediğiniz bir şey varsa... Çok teşekkür ederim bizi ağırladınız. En azından duygularımıza tercüman oldunuz. Herkes bizi dinledi. Herkes de tekrar sanal alemde de olsa tekrar bir beraber olma fırsatı yaşadık. Yani bizim Mersin'e layık olabilecek bir çalışmayı ortaya sergilemek. Gerçekten Mersin'in istediği sonuçları alabilecek ve hedefe gidebilecek bir ortamı biz gerçekleştirirsek gerçekten kendimizi çok mutlu hissedeceğiz. İnşallah Allah bize bunu nasip eder. Amin hocam. İnşallah hocam. O zaman reklama girelim. Ondan sonra da ikinci bölümle amatörleri konuşmaya devam edelim. Evet, ikinci bölümle tekrar birlikteyiz. İbrahim hocamızı gönderdik. Tarsus İdman'a döneceğiz. Ahmet Spor'la 5-0'lık oynanan maçta 5-0'lık bir galibiyet var. Tarkan hocam, Ahmet Spor, Tarsus İdman'a Ahmet Spor 5-0 biten bir maç. Yani çok şükür şeytanın bacağını kırdık Ahmet Spor maçında. Buradan Ergin hocama ve Oğuzhan hocama tebriklerimi sunuyorum. Çünkü zor bir haftaydı. Fenerbahçe maçından gelen paralar çok fazla yetmedi kulübe. Büyük cezalar aldılar. Birkaç taksit herhalde ödenmiş Mustafa. Ama yetmiyor tabii ki de. Bir şehrin kenetlenmesi için mülki amirlerin de belediyelerin de destek olması lazım. Şu anda Tarsus'ta bir sıkıntı var ama bunu da bu galibiyet bir nebze de olsa hafifletti diye düşünüyorum. Tarsus İdmardı inşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi olacaktır. Deneyimli hocasıyla çok koşan bir kadrosu var. Fenerbahçe maçında da bunu gördük zaten kapasitelerini. Ama sonuçta lig apayrı bir platform. Önemli olan lige konsantre olmaları. Ben bunu 5-6 hafta önce söylemiştim Fenerbahçe ile çıktıkları zaman. Fenerbahçe maçı onların moral anlamında evet Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olması futbolcuların kesinlikle artı bir pozisyon ama daha sonra lige yansıyacak kötü sonuçlar. Nitekim de aynı oldu. Tarsus İdman'ın bundan sonra bence daha dikkatli olması lazım. Daha iyi olması lazım. Bunu da başaracak güçteler. İlk 6'yı zorlayacaklarına inanıyorum. Daha sonra dediğim gibi maddi sıkıntılar da aşılırsa
İnşallah belki 2A dediğimiz bir birincilik neden olmasın diye düşünüyorum. Serhat abi, bu hafta Ahmet Spor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet haftaya Kırklareli, arkasından İnegöl maçları. Yani nispeten yenebileceğimiz güçte olan takımlar, bizim altımızdaki takımlar. Düşüncelerin nedir abi? Ya biz Tarsus Mağar'da lige başlarken şampiyonu paralarsla başladı. İyi de kadro kuruldu ama işte Manisa gibi, Samsun gibi, Afyon gibi takımların da iyi bir takım olduğunu belirtelim. Bakalım bu saatten sonra ne yapacağız? Playoff için uğraşacağız. Ben Ergün Pembe hocamı şuradan takdir etmek istiyorum bu hafta için. 20 yaşında Çağrı Yasak diye bir futbolcumuzu koydu ve bu hafta da ikiden de gol attı. Bir taraftar olarak genç bir kardeşimle gol atması, nasıl Kayserispor'da bir 17 yaşındaki futbolcumuz gidip gol attıysa bu arkadaşımızla gol atması beni bir futbol sever olarak çok sevindirdi. Böyle gençlerimizin çıkmasını istiyorum. Tarsus İdman Ordu'na da bu şehrin profesyonel takımı olarak inşallah bir üstlükle görürüz. Bunu da başaracak güçleri var. Başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacaklar diye temenni ediyoruz. 3 puanla da bu haftayı kapatmak istiyoruz açıkçası. Bu da ekstra bir motivasyon olacak diye bir seri yakalamış oluruz. Arka 3 maç kazanırsak. Bal ligine geçelim yavaş yavaş. İçer İdman Yurdu 5-0 Tüysü Spor'u yendi. Tarkan hocamla birlikteydik biz maçta. Aynı zamanda biz babamla gitmiştik. Tarkan hocam da oradaydı. Ondan sonra bir yanına gittik. Onunla da biraz amcamın muhabbet etmiş olduk. Amcamın ellerinden öpüyorum. Onunla gittik. Fotoğraf çekildik. Güzel bir gündü. Dediğimiz gibi çok heyecan verici bir maç olmadı. Çünkü biz biliyorduk yani rahat bir galibiyet alacağımızı. Rakibin kapasitesi belliydi. Yani adamlar sanki pikniğe gelmiş gibiydiler. Güzel bir sahada bulmuşlar. Dediler hani bir hafta sonu bir maç yapalım. Ama şansımızda ne düşerse bahtımıza çok büyük fark da olabilirdi. Futbolcu kardeşlerimiz de erken golü bularak zaten skoru açtılar. Hepsinin eline, emeğine, ayağına sağlık. Zor maçlar başlıyor. İskenderun mağlup oldu. Ceyhan arkamızdan geliyor. Bu hafta oyuncamız zor bir deplasman. Yani deplasman derken suyun içinde oynanması bizim için çok zor bir deplasman. Bence İçer İdman Yurdu'nun daha bundan sonraki maçlara yani eleme turları için zaten çok kaliteli, biraz önce çok kaliteli bir hocayı davet ettik. Bize aydınlattığı yardımcı hocaları analizciliğiyle beraber bizi umutlandırdı. İnşallah onlar da bu maçın analizini yapmıştır ama her zaman şu suni çimler beni korkutur. Gol gelmez, erken geleceği yerde sıkıntı olur. Allah korusun bir gol yiyebiliriz, kapanırlar. Çünkü zor maçlardır bunlar. İnşallah bu maçtan da 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum ama Tüysüz maçını çok konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi bize bir şey vermedi, anekdot vermedi bu maç. Bundan sonra ki maçlar bizim için daha önemli. İnşallah daha farklı bir haftaya gireriz inşallah. Abi telefondan sonra Servet abi sana döneceğim. Metin Başkanım merhabalar. Merhabalar Tarkan hocam. Ben Mustafa, Tarkan hocam da burada, Servet abi de burada. Nasılsınız? İyi yayınlar. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Valla takım galip geldikçe bizler de daha da iyi oluyoruz. Taraftarlara daha da fazlalaştıkça moralimiz daha da fazlalaşıyor diyebilirim. Metin Başkanım hoş geldin. Merhabalar. Selamünaleyküm. Tarkan Hoca ben abi. Selam hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Büyük başkan. Bizim için sen büyük başkansın. Cebinden paranı veriyorsun, emek harcıyorsun. Zamanını veriyorsun. Bu memlekette bazı şeylere sahip çıkamayıp büyük kendini gösteren nelerin karşısına çıkıp işte ben varım dedin. Bizler seninle gurur duyuyoruz. Benden yaşça küçüksün ama sen bizim gönlümüzde büyük başkansın. O yüzden yolun doğrudur. Bizler senin yanındayız eski futbolcular, eski hocalar olarak. Bu memleketteki mülki amirlerin valiliğinden tut, garnizon komutanından tut, belediye başkanlarının böyle güzel şahsiyetli, kişilikli insanların yanında olması gerektiğini düşünüyorum başkanım. Yalnız kaldığını düşünüyorum. Hani param var, gücüm var ama der zaman diyor düşmez kalkmaz bir Allah, insanın başına ne gelecek belli olmaz. Bugün Metin Başkan'a bir şey olsa bence Mersin sahipsiz. Yani şimdi diyecekler ki bu memlekette Metin Başkan'dan kimse yok mu? Evet, şu anda Metin Başkan'dan kimse yok. Kimse de sahip çıkmadı. İnşallah seninle bir ivme yakalar. Sana destek olurlar.
İnşallah bu gururu, bu şampiyonluk gururunu ben ikinciliklerde yaşadım idman yolunda kaptanken. İnşallah seninle beraber inşallah yaşarız diye düşünüyorum Metin Başkanım. İnşallah hocam, inşallah. Senin de hocam, bir fikrini alalım başkanım. Yani düşüncelerini herkes, evet. Şu anda çok büyük reyting yaptık. Büyük kanallardan fazla izleniyoruz şu anda. 14-15 bin kişi izliyor kanalı. Yarın daha da fazla olacak inşallah. Sizleri önce Allah'ın, sonra sizlerin sayesinde. İnşallah senin de fikirlerini alalım başkanım. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler başkanım. İbrahim hocam, Mustafa hocam, Tarkan hocam, ismini bilmediğim hocalarım burada varsa, yayın yönetmenleri varsa. Servet abimiz var menajer, başkanım. Servet abimiz var başkanım. Ha, Servet hocam, kusura bakmayın. Estağfurullah başkanım, hoş geldiniz. Edemedim, sağ olun. Hocam, her şeyden önce iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Şampiyon, siz az önce söz ettiniz, dediniz ki iyi bir izme yakaladık. İyi bir kitle şu anda sizi izliyor. Şampiyon insanları, şampiyonluk yoluna kendini adamış insanları her zaman bir kitle arkasına gider. Sizler hepiniz ayrı ayrı şampiyonlarsınız kendi şeklinizde. Tarkan hocam, Servet hocam, İbrahim hocam, Mustafa hocam, herkes kendi kategorisinde zaten şampiyonluklar yaşamış bir şu anda yayını yönetiyorsunuz. Şimdi Mersin'de yüzlerce metin var aslında. Binlerce metin var aslında. Biz böyle bir yola gittik. Böyle bir yola çıktık. İnşallah yolun sonunda hep birlikte bu şampiyonluğu beraber gösteririz. Bizim gayemiz burada gerçekten Mersin şehrine, sporuna, kentine güzel profesyonel, güzel hediyeler kazandırmak. Bizim amacımız, gayemiz bu. Geçen sene maalesef böyle bir şeye müsaade etmediler. Bu sene çok şükür güzel gidiyoruz. Şampiyon hocamızı getirdik. 3 yıldır baktığımız zaman geçmişinde güzel noktalarda güzel şeylere imza atmış, güzel şampiyonluklara imza atmış bir kendini bilen, ne istediğini bilen bir hocamız var şu anda başımızda. Yani ona teşekkür ediyoruz. Gerçekten kurumsal bir yapıya soktu takımı. Geriye baktığımız zaman 8 haftada geri kalmış, bir sadece beraberliği olmuş. 4 tane kupa maçına çıkmış, 4 tane kupada da güzel geriye bıraktığı gayet başarılı bir izlem bıraktı seyircilerde, taraflarda, Türkiye'de. Geldiğimiz noktada evet, kısmen aslında yalnız değiliz, biz size yeteriz. Taraftar grubumuz bize yeter. Hocam ve futbolcu arkadaşlarımız yeter. Sizin gibi kendini kanıtlamış, ne istediğini bilen, geçmişi kaliteyle dolu olan insanlar bize yeter. Ama olması gereken, 2 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. 2 milyon nüfusun yanı başımızda geçen sene biz Ballıcı taraflarına gittiğimiz küçük kasaba ilçelerde öyle bir özlemle, öyle bir seyircisiyle karşı karşıya geliyorduk, kıskanıyorduk gerçekten. Ama biz bu sene onu atlattık. İnsanlar şu anda bize özeniyorlar. İnsanlar şu anda bizleri kıskanıyor, karşı bir grubumuzdaki takımlar. Hedefimiz inşallah güzel yerlere gelip güzel bir şampiyonluk hediye etmek. Mülki amirlerime sizin kanalınızdan, sizin yolunuzda burada bir seslenmek istiyorum. Biz bu şehre hizmet ediyoruz. Sayın Valimiz bu şehre hizmet ediyor. Sayın Büyükşehir Belediye'miz bu şehre hizmet ediyor. İlçe belediye başkanlarımız bu şehre hizmet ediyor. Hizmetlerinden dolayı gerçekten minnettar ve teşekkür ediyoruz. Lakin spor Türkiye'nin ve Mersin'in vazgeçilmez olmazsa olmazıdır. Spor her şeyin önünü kesiyor. Spor her problemin, sıkıntının, sahtekarlığın veya dolandırıcılığın veya çocukların farklı farklı yollara gitmesinin önünü kesen bir dal. Ben Mersin'de çok gevher var. Sizi biraz dinledim ben. Kayseri'ye gidenler olmuş, Ankara'ya gidenler olmuş, Adana'ya gidenler olmuş. Mersin potansiyeli futbolda çok yüksek. Maalesef bunu işleyemiyoruz. Hep birlikte, güç birliğiyle, herkes kendi gücünün yettiği kadarıyla, kimisi manevi duygularıyla, kimisi maddi duygularıyla, kimisi yetenekleriyle biz burada buluşursak, biz Mersin'i gerçekten iyi bir noktaya taşırız futbol anlamında. Yani şu anda şehirde Mersin, işte İlker İzman Yurdu Metin Salsın kulübüdür konuşmaları deklere etmeye başladı. Yani başarı elde ettik.
meyve veren ağaç şu anda taşlanıyor maalesef. Mersin, İçerik, Manyurdu takımı Metin Saltık ya da Saltık ailesine ait bir takım değil. Mersin şehrin takımıdır. Herkese buradan çağrım var. Şehire, vatandaşlara, taraftarlara, sivil toplum örgütlerine, STK'lara, ülke amirlere el diziyle buraya el atalım. Burayı güzel yerlere getirelim. Dileklerimiz bunlar yani. Başka bir söyleyeceğimiz bir şey yok. Başkanım, biz Mersin Amatör Futbol Derneği ve Futbol Panorama ekibi olarak her zaman emrinize hazırız. Neler üstümüze düşerse manevi anlamda ve reklam anlamında biz o konularda gerekli sosyal medya desteğiyle arkanızdayız diyebiliriz. Yanınızdayız diyelim, arkanızdayız diyemeyelim de yanınızdayız. Her zaman beraberiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Ondan şüphemiz yok. Sağ olun. Teşekkürler her konuda. Servet abi, sorun. Sayın Başkanım, iyi akşamlar. Servet Bakan Bey, nasılsın başkanım? İyi misiniz? Sağ olun Servet Hocam. Sizleri sorun. Başkanım, size karşı benim ayrı bir hayranlığım var. Hem fiziksel olarak hem de Mersin İdman Uğruna, İlçe İdman Uğruna sahip çıkmanızdan dolayı bir Mersin olarak size gerçekten şahsım adına minnettarım. Başkanlık o kadar çok güzel yakışıyor ki, işte maçtan sonra taraftarlarına gidip onlarla beraber o seyirci ortak olmanız, sizin gözlerinizden o sevgiden anlayabiliyorum, görebiliyorum. İnşallah bu yarışın sonu profesyonel lig olacak. Başta siz ve emeğe geçen bütün yönetiminize, Vedat Çoban genel kaptanıma, hocamıza, futbolculara bir Mersinli olarak, bir futbol sever olarak teşekkür ediyorum hocam. Başkanım sağ olun. Sağ olun hocam. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Metin Başkanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Ben 20 yıl profesyonel futbol oynadım, biliyorsunuz, konuşmuştuk sizle de. Doğrudur hocam. Türk milli takımında oynadım. Mersin İdmanı'nda yıllarca kaptanlık yaptım. Biraz önce Servet abi şeye de söyledi. İbrahim hocamıza da söyledi. Şimdi tabii ki siz büyük bir görev aldınız. Bizler sizlerin yanındayız ama bu memlekette Mersin İdmanı'nda daha önceki yıllarda top oynamış. Mesela biz İbrahim hocaya dedik ki acaba dedik Hacı Bayram birincinin acaba yerine gittiniz mi diye düşündük. Yani bizim biliyorsunuz mazimiz o lokalde gizli. Acaba futbolcu evet. Kardeşlerimiz oraya gitti mi? Hoca oraya gitti mi? Mesela hocamız daha hiç gitmemiş oraya. Mesela oraya gidilmesi. Mesela Konya Spor Kulübü bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce oynamış futbolcularına maçlardan önce plaketler veriyor, onur ediyor. O adamların hayır dualarını alıyor. Ben şu fikrim var. Sizler de, bizler eski Mersin'de bizden önce oynamış abilerimiz var, bizler var. Acaba böyle bir organizasyonlar yapsanız, eğer kulüplerdeki daha önce çalışmış hocalarımızı bu konuda birleştirirseniz, gönül birliği yapsanız acaba bir sinerji oluşturmaz mıyız sizce başkanım? Ya mutlaka illaki böyle şeyler olacaktır. Mesela biz bu sosyal projelere bu hafta itibariyle başladık. Perşembe günü Mersin'de isim vermeyeyim bir tane okulumuzu ziyaret edeceğiz örneğin. Her hafta böyle bir sosyal etkinlik yapacağız. Biz daha yeni kendimize gelebiliriz. Gerek seyrin içindeki tatlıtlatmayla uğraşmak, gerek takımın içindeki eksikleriyle uğraşmak, gerek yönetimdeki tatlıklardaki ufak tefek sıkıntılardan göz germek, her kafadan bir ses çıkarak bazı şeylere sessiz kalamıyoruz maalesef. Bazı şeyleri görmezden geliyoruz, bazı şeylere cevap alıyoruz. Yani bizim odaklandığımız bir nokta vardı. Bal ligimden çıkmak. Bizim takım biliyorsunuz, 8. haftadayız şu anda. 4 tane kupa maçına çıktık, 8 tane lig maçına çıktık. Futbolcular yorgun, hocalarımız yorgun. Bu konuda kendilerine adapte oldukları bir yol vardı. Sosyal projelerde muhakkak bunlar bizim zaten projelerimizde var. Bu hafta başlattık, hocam da biliyor. Perşembe günü bir tane okulumuzu ziyaret edeceğiz. Sizin önerdiğiniz her şey bizim için önemlidir. Geri gelecek bizim göremediklerimizi ve eksiklerimizi sizler tamamlayacaksınız. Muhakkak bunlar da olacaktır. Bütün ziyaretlerimiz bundan sonraki düzenli olarak her hafta birer ikili ziyaretlerimiz başlayacaktır bu konuda. Anladım Metin Başkan. Söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Ondan sonra sizi de fazla şey yapmayalım. Size iyi yayınlar diliyorum. Bu tarz yayınları daha sık sık yapmanızı talep ediyorum. Evet. Zehirle bütünleşmemiz gerekiyor. Eksik noktalarımız var. Biz
İlker İsmail Yusuf'un marka değerinin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor. Evet, Mersin İsmail Yusuf gerçekten bir marka. 94 yıllık, 95 yıllık bir sınav. Hiç kimse bu gerçeği saklayamaz, gizleyemez. Ama sonuç itibariyle, bugün itibariyle bir İlker İsmail Yusuf var. Buna sahiplenip önümüzdeki süreçlerde aynı sınavlara birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için hep birlikte, bütün bir halde birleşerek marka değerlerimizi gün yüzüne çıkartıp insanları bütünleştirmemiz gerekiyor bu noktada. Söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hocam. Başkanım, haftaya salı günü Mersin'deyseniz sizle programı alalım. Sizinle de bir program yapmış olalım. Hem de yapılacak projeleri, taraftarların beklentilerini, sizin taraftardan beklentinizi, şehirden beklentinizi paylaşmış oluruz. Müsait olursanız haftaya, olmazsanız önümüzdeki haftalarda mutlaka alalım. Bunu da bir şey yapalım size. Sözünü yani almış olalım. Bu hafta hocamızı zaten konuk ettiniz. Haftaya da benim programım müsait olursa ben konuk olurum. Ya da bir hafta sonra yine muhakkak programlarınızda konuk olacağım. Teşekkür ederim başkanım. Programımızı seyredeceğim hocam. Teşekkürler, teşekkürler başkanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İbrahim hocam. Kim? İbrahim hocamızı şimdi uğradık, gitmek zorunda kaldı. Anladım. Başkanım, haberiniz olsun. Gitti mi orada mı hocam? Biz sizi o gönderdikten sonra sizi bağladık. Ama tabii ki de haberdar olacaktır. Tamam, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar başkanım. Allah razı olsun. Var mı Servet abi sormak istediğim şey? Tamam, iyi akşamlar başkanım benim. Sağ olun. İyi akşamlar başkanım. Bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, geçelim. Meski İdman Yurdu 1925 1-0 Meski Spor'u yendi. Orada bir Mersin derbisi vardı. Servet abi, düşüncelerin nelerdir? Ya ben bu haftaki, geçenki yayına da gelemedim rahatsızdan dolayı. Maçlara da gidemedim. İzleyemedim. Targın hocam gitti maçlara ama kendisi seyreden misin bilmiyorum. Ben izleyemedim maçta. Ben maçta yoktum hocam. Ben Antalya'da turnuvaya gitmiştim şeydekinde. Cumartesi günü gittik ama pazar günü rahatsızdım ben de. Meski Spor kafa kafaya geçmiş bir müsabakada İdman Yurdu 1925 penaltı kaçırmış Meski Spor. İdman Yurdu 1925 golü buldu. Arkasından da Meski Spor penaltı kaçırdı. Çok klas bir yönetim geldi. Yani onu söylemek lazım. 1925'in yönetimi şu anda çok değerli, cebine güvenen, kişilikli, kaliteli insanlar. Ali Bey geldi. Taylan zaten bu işleri yürütüyor. Eski Mesut abiler, bunlar Nuri Dölekler. Güzel insanlardan kuruluyor. Hatta Yenişehir Belediye Başkanımız da herhalde oraya yönetimden adam koydu. Bence güzel işler oluyor. Oğlu var diye biliyorum. Oğlu ben. Mu var? Meski Spor'da da herhalde bugün bir hoca değişimi oldu herhalde. Bulgar Mehmet mi geldi hoca? Mehmet Hoca ile birlikte, Ahmet Hoca ile birlikte Mehmet Hoca birlikte yapacaklar. Öyle mi? Yani Ahmet Hoca şey yapmadı. Mehmet abime de hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. O da başarılı bir abimiz. Toroslar Belediyespor'da başarılı ligler geçirdi. Şampiyonluklar yaşadı. Mersinli hocalarımızın bal liglerinde çalışması bizi mutlu eder. Daha çok iş imkanı, olanak sağlarlarsa Mersinli hocalarımız da kendilerini gösterecekler. İbrahim Hoca'yı davet ettik. Onur'u ettik. Gönül isterdi ki burada Mersinli hocalarımız olsun ama demek ki kısmeti olmuyor. Biraz da özel işleri yapacağız. Kendimiz özel işleri yapacağız. Nerede yanlış yapıyoruz diye. Burada bir Mersinli hocadan da bahsedilebilirdi. Mesela Nasır Hoca da 2002 yılında şampiyon yaptı takımı. Benim zamanımda şampiyon olduk mesela, kaptandım ben. 16-17 tane gol attım. Nasır Hoca'mızı da onur ettik ama belli bir zaman geçti. Nasır Hoca'yı kötüledik burada mesela. Yani hocaların şanssızlığı da bu. Yani İbrahim Hoca mesela diyorum, İmpaş Yozgatspor'u şampiyon yaptı, doğru mu? Evet. Bir yıl belki kalsa, belki İbrahim Hoca'nın o İbrahim hocalığı kalmayacak. Yani hocalık çok nankör bir meslek. Ya bugün Nasır Hoca Mersin'de şampiyonluk yaşamış bir hoca. Galibiyet endeksi düşünülen bir ülke olduğumuz için ister istemez öyle oluyor. Ya biraz da işte dediğim gibi kariyer planlaması, İbrahim Hoca'ya sorarken aslında onu sordum. Kariyer planlamasında şampiyon yapmış hocalara gidiyor ya, bir açık kapı bırakıyor hocalar kendilerine. Geri dönüşüm olsun diye. Ama kaldıkları zaman bir başarısızlıkta o şampiyon oldukları yıl onlar için bence hani böyle şey gibi göz ardı ediliyor bu sefer. Yani İbrahim Hoca doğrusunu yapıyor aslında. Şampiyon oluyor, gidiyor, başka bir yeri şampiyon yapıyor. En azından dönüşü olacak yerler oluyor. Güzel dostluklar kazanıyor, başarılar kazanıyor. Ama şimdi kalsa 3 maç kötü gitse bu sefer ne yaparlar adama? Ya işte derler, ne kadar kötü bir hoca derler.
hocayı da yerler. O yüzden bence biraz Mersinlerinde Mersin hocalarının öz eleştiri yapması lazım. Daha çok artması lazım. Cemal kardeşim geldi. Elçin kardeşimizi burada, Elçin bizim için çok değerli. Gönderildi. İyi giderken gitti. Cemal kardeşimiz geldi. Onunla bir galibiyet aldılar. O da tecrübeli, deneyimli bir kardeşimiz. Benim takım arkadaşım. İnşallah herkes, her gelen hoca bir şeyler katarsa takımlarına, bence Bal Ligi'nde 3 tane takımımız kesinlikle bu lige damga koyacaklardır. Ama Meski'de bir düşüş var. Onu da inşallah önlerler. Servet abi, bu Eşme Kaya ile oynayacak bu hafta İçel. Sen de Aksaray'ı iyi bildiğin için biraz Eşme Kaya maçından bahseder misin? Neler olabilir, ne bekliyorsun? Ya şimdi Eşme Kaya küçük bir ilçenin takımı. Futbola karşı bir ilgi alaka orada oldukça yüksek. Normal sentetik bir sahası var, ufak bir sahası var, tek türbünü var. Ama bizim geçen hafta gittiğimiz hocamla beraber de izledik, o Meskin sahası var. Hemen hemen ona çok benziyor. Yani çevresinde insanlar oturabiliyor. 50 kişilik bir kapasite vermişler, 150 kişi doğru oranın kapasitesi. Orada emniyet olarak bir sıkıntı var. Taraftarlarımız da soruyor 50, 100, 150 olur mu diye de. Ben onun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü orada emniyet tedbirini almak gerçekten zor. Açık alan olduğu için. Bir de İskenderi maçındaki taraftarlarla adliyelik oldular. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadılar. Bizi orada ne bekliyor? Çok koşan bir takım, genç bir takım, üniversite öğrencilerinden kurulan bir takım. Tecrübeli iki tane futbolcusu var. İşte az önce hocaya da belirtti. Bir Akif Karakuş, bir Mehmet Güneş. Forvetlerini çok beğeniyorum. Umut diye bir forvetleri var. Ankara TK'den geldi. Ankara Gücü'nün altyapısından geldi diye biliyorum. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Talas gibi bir takımı deplasmanda mağlup eden bir takım. Ama ekonomik sıkıntılar olduğunu çok iyi biliyorum. Yaklaşık bir 2-3 günden beri de antrenmanlara çıkmadığını da biliyorum. İçeri idman ordumuz zorlanacaktır ama ben bu saatten sonra içeri idman ordunun pek puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Önümüzde bir Ceyhan ve İskenderun maçı var. Onun haricinde de çok zor maç olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir de mesajlara bakayım. Hemen. Behzat Şen Sakarya'dan iyi akşamlar dilerim demiş. Hasan Yücel iyi akşamlar, iyi yayınlar Servet Bakan amirim demiş. Fatih İnan neden Naci Bayraktar'ı kaçırdınız anlamadım demiş. Onu biz de anlamadık ne demek istediğini. Ümit Bayman demiş ki iyi yayınlar, Almanya'dan selamlar demiş. Fatih İnanan Yasin İnanan içeride oynayacak adam demiş. Şu anda iyi bir performans sergiliyor Yasin Yolspor'da. Tarkan Hocam, Ahmet Civan Bey abimiz yazmış. Tarkan Hocam benim nacizane fikrim, bizler şehrimizin iki takımıyla da iyi geçinmemiz lazım demiş. Onlar da demiş az da olsa desteklesek iyi olmaz mı demiş. En azından demiş rakiplerimizle oynayacaklar. Ahmet abicim biz zaten fikirleriniz her programda demiş. Bunu söylüyoruz. Meski de bizim takımımız 1925'te. Hatta onların maçlarına şeytanlar grubunun gidip desteklemesi lazım. Ahmet abicim Mersin'in gelmiş geçmiş en büyük taraftarlarından biridir. Çok büyük bir taraftardır. Bizim öncesindeki taraftarlarımızdandır. Ahmet abi gibi insanları tekrardan sahalarda tribünlerde görmek istiyoruz. Ahmet abicim ellerinden öpüyorum burada. Cansın, tabii ki dediğim gibi herkes bizim takımımız. İnşallah bundan sonra da o takımlarımıza destek olacağız. Ama bir takımımız varsa şu anda dediğim gibi İçel İdman Yurdu'nu çıkartmak. Adem Coşkun demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar dileriz demiş. Mustafa Güven hokey il temsilcisi kendisi. Aynı zamanda hokey kulübü vardır. İyi yayınlar dilerim demiş. Yarın hokey final maçımıza beklerim demiş. Ballıgı ile ilgili söylemek istediğiniz başka şey varsa süper amatöre geçeceğiz daha akabinde. Başarılar diliyoruz bu hafta. Aynen öyle. Şimdi o zaman süper amatöre geçeyim. Toroslar Belediyespor 1, Yolspor 1, Akdeniz Belediyespor 7, Homurlus 1951 2, Gülnar Belediyespor 1, Tarsus Belediyesi 2, Erdemlispor 1, Karacaales Veteranlar 1, Umut İdman Yurdu 0, Silifke Belediyespor 4, Tarsus Gücü 1, Anamur Belediyespor 4, Akdeniz Gücü 1, Erdemli Belediyespor 5. Burada da Silifke Belediyespor aldı sazı eline gidiyor. Arkasından Erdemli, Akdeniz devam edip geliyorlar. Tarsus Belediyesi de biraz daha kıpırdanma var.
görüldüğü üzere. Humurlu iyi top oynuyor. İçeride yeniyor. Dışarıda köyün şartlarını kullanıyor. Küçük sahanın saha şartlarını kullanıyor. Biraz zorlanıyor. Mustafa'cığım ben şöyle Karacaelyaz veteranlar takımını ben yani inanılmaz bir yükseliş bir ivme yakaladı. Farkında mısın? Hatta günübirlik gidiyorlar Mut'a Servet abi. Günübirlik adamlar çıkıyorlar, yeniyorlar. 3 haftada 7 puan küme düşecek adaylar arasındaydı. Sezon başında öyle gösteriyordu. Buradan İsa Akürek hocama, Mehmet Akürek hocama sevgi saygılarımı iletiyorum. O takıma çok dikkat edilmesi lazım. Köyün çocukları oynuyor. 1 lira para almıyorlar. Kesinlikle kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Hatta maçlara bile zor yetişiyorlar. Akdeniz Belediyesi'nden araba alıyorlar. Geç geliyor falan. Ben istişare halindeyim. Buradan İsa Akürek hocama tebrik ediyorum. Şu anda bence çok en büyük formda takımlardan biri. Karacaelyaz veteranlara dikkat etmek lazım. Zaten diğer takımlar zaten belli. Güç dengesi var. Silifke aldı dedik bunu. 5 hafta önce de söyledik. Silifke takımını durdurmak zor. Hem deneyimli bir yönetimi var. Güzel bir taraftarı var. Güzel bir hocası var. Ama Erdemli biraz zorlayacak gibi. Playofflar biraz zorlu geçecek. Ama Silifke bence açık ara şampiyon olacak. Tarsus Belediye kardeşim hocası çok değerli kardeşime de buradan selamlar, sevgiler iletiyorum. Onlar da çok başarılılar. Buradan Tarsus'a da çünkü onlar da bizim takımlarımız. Fazla irdelemiyoruz o takımları ama onlar da bozulmasınlar. İnşallah dediğim gibi bizim için skorlardan çok futbolcu yetiştirebilmek. O şampiyon olmuş, bu şampiyon olmuş değil. Bunu geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Bugün Meski ile Toroslar maçları bundan 3-4 yıl önce birbirlerine karşı biraz daha esnek olabilselerdi bugün belki 2 tane 3 tane takımımız Süper Lig'de i̇şte olacaktı. Geçen sene ya da mesela, geçen seneki örnek mesela. Yani şu anda hepimiz küme düşmüş durumdayız. İrkileceğiz, dirileceğiz, çalışacağız, çıkacağız. Başka öyle yok. Bugünler kötü günlerimiz Mersin futbolu. Aynen. Hocam Süper Amatörlüğü daha iyi biliyorsunuz. Mesela hocalık yaptınız. Ben yapmadım hocam. Ben altyapıda yaptım. Ben altyapısın hocam. Yani hangi takımımız daha çok böyle üstte futbolcu gönderiyor Mersin'de? Nereye? Dışarı mı? Dışarı olsun, Bal Ligi olsun veya işte Profesyonel Ligi olsun. Yani Akdeniz Belediyespor altyapı anlamında biraz daha avantajlı. Yani o dediğim gibi altyapıda ama. Ama üst yapıda dediğin gibi profesyonel olan futbolcu sayısı bence Türkiye şartlarında Mersin çok az. Yani bugün baktığın zaman Emre Demir'den bahsediyoruz. O da Mersin'imizin evladı. Gurur diyoruz, onur diyoruz kardeşimizde ama dediğim gibi Servet abi bence artık bir nasıl sana söyleyeyim sen de şimdi menajerlik yapıyorsun ya göndermede sıkıntılar var ya kendilerinde sıkıntılar var ya kulüpler arasında bir iletişim bozukluğu var. Maalesef kısır döngü çok iyi futbolcular halen süper amatörde birinci amatörde ikinci amatörde mücadele ediyor gidemiyorlar yani öz eleştiri yapmak lazım hani. Bunu hepimizin öz eleştiri yapması. Belki hoca göndermiyor, çocuğun futbol hayatını bitiriyor. Belki menajer ondan para alamıyor ya da göndereceği yerde futbolcu beğenmiyor ya da futbolcunun gitmek istediği yere menajer göndermiyor. Hani böyle bir kaos ortamı var Mersin'de. Giden oyuncu da ailemi özledim özledim. Altyapı da öyle ama evet. Şimdi Servet abi başka bir şey anlattı. Profesyonel anlamda süper amatörde diyelim ki Silifke Spor'da. Diyelim ki Mustafa Karabulut Silifke Spor'da oynuyor. Bu Mustafa Karabulut iyi bir futbolcu. Peki Mustafa Karabulut neden halen Silifke Spor'da oynuyor? Onu demek istiyor. Yani Mustafa Karabulut aynen, git öyle. Kardeşim. Süper Lig'e git, 2'ye git, 3'e git. Yani hep niye Silifke'de oynuyorsun? Bu Silifke'de, o bile Erdemli'de. Sorduğun zaman ben iyi futbolcuyum diyor. Abi niye o zaman buradasın? Yani onu demek istedi o. Yani evet, Mersin'de aynen. Şu anda öyle bir maalesef eksiklik var. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi gerçekten bu İçelik Mayurdu'nun sağ beki, sol beki, kalecisi, stoperi, sağ açı, sol açı. Bak ortadan bahsetmiyoruz yani bu kenarlardan bahsediyoruz. Allah esirgesin abi. Yani İbrahim Hoca buraya geldi aslında hani bir hocayı onur eden, iyi eden takımıdır. Tamam hoca olarak hepimiz hocalık yapıyoruz ama iyi futbolcu iyi hocayı ortaya atar. Şimdi bu adamların abi sağ beki 50 kere bindiriyor. Sol beki nerede var abi Bal Ligi'nde 50 kere bindirecek. Sol beki 50 kere bindirecek. Sol açık giriyor giriyor kaleye kadar neredeyse kalenin içine gidecek. Bunlar özel yetenekli futbolcular. Şimdi böyle bir takıma sahip olduğun zaman ben Servet abi bazen bana kızıyor. Ben diyorum ki içeri idman olur açık ara şampiyon olur. Diyor ki hani rakipler tamam ama gördük abi işte yani baş edemiyorlar şu anda içeri idman orduyla. Yani kadro kalitesi çok kaliteli. Yani gerçekten kanadı, sağ beki, sol açı, forveti. Yani bugün Ebu Bekir diyorlar. Adam mesela gol krallığı ünvanı var süper amatörde.
Yani demek ki vitrinin mayası iyi bir futbolcu. Yani tutturamamış olabilir, kötü oynuyor olabilir. Forvete ihtiyacı var mı? Muhakkak var, söyledik. Ama bence, böyle bir kadro nerede bulabileceğini? Bence abi? Bir forvet daha, en az bir forvet daha ya geldiği zaman Ebubekir'in de şeyi potansiyeli ikili arkasına şey adam lazım. İkili arkasına isimler üzerinden gitmiyoruz. İkili arkasına lazım, pivot santrafor lazım. Çünkü bizim ligimiz burayla değil. Bizim tabii ligimiz bundan sonra başlayacak. Aynen öyle. Ya geçen sene mesela kadroya bakıyorum. Ben işte solda Nico vardı, sağda Sefer vardı. Sefer. Ama bu sene kadroya bakıyorum. Kardeşim bu sene kadroda Tarkan hocam futbolu bırakalı çok oldu. Şu anda girsin bu kanatlarla Tarkan hocam ilk kere ben 10 tane bölgesellikte İçerispor'da gol yazıyorum. Yani iyi kadrosu var. Yani adamlar yani pas atıyor, gerçekten buluşturuyor. Şimdi 10 numara Mustafa için diyoruz ki abi adamı oynatsan müthiş bir adam, bir türlü abi. Oynatmasan bir türlü bak. Öyle de futbolcular var. Hani oynatmazsın, bir frikik olacak, bir faul olacak, ne bileyim bir duran top olacak. Adam mesela iki tane vurdu, kalçadan savurdu, direkten döndü mesela. Ama dışarıdan baktığın zaman bu tip futbolcular abi çok göze batan futbolcular değildir. Niye biz sağ bek, sol bek? Çünkü bunlar driplingi seven, adam eksilten, süratli futbolcular. Onlarla haşir neşiriz ama Mustafa gibi oyuncular özellikle. Temposu yok ama bravo, Mustafa'yı koşturamaz. Ama Mustafa ne yaptı abi? Denizli'de bir gol attı. Ben sana söyleyeyim mi? Bak söyleyeyim. Sağ bekten, sol bekten, sol açıktan daha çok piyasa yaptı Mustafa. Evet. Yani Mustafa'yı ben Mustafa'yı ben izlerken zevk alıyorum. Mustafa enteresan bir oyuncu. Bana göre biraz daha fazla, hani hocama da yayın arasında söyledim. Biraz daha fazla şut çekmesi lazım. Çünkü bir anda bir şut çekiyor. Kaleci zaten beklemiyor o şutu. Beklese de çok tehlikeli vuruyor. Mustafa'nın acayip bir şut yeteneği var. Bence Allah kullanması lazım. İşte. Bizim nasıl süratimiz vardı futbolculukken, onun da şut özelliği var. Allah'ı esirgesin ya, adam vurduğu zaman pas mesela defans arkasına atıyor. Şut tekniği denen bir şey var kardeşim. Kalçadan savurma. Mesela ben bunu genç Karabük Spor'dayken rahmetli Necat Biyetiş'i duymuşsunuzdur. Yani adam bana geldi, bunun tekniğini gösterdi. Abi yanına koyuyorsun, ben bunu Akdeniz Belediye'de yaptırdım. İzleyebilirler, videolara da atıyorum. Kalçadan savurma Mustafa. Kalçadan vurduğun zaman kardeşim, ayağını da gösterdiğin zaman o top istediğin yere gidiyor. Bu bir çalışma. Tamam yetenek ama çalışma. Bu arkadaşımız iyi çalışmış. Yani bu onun özelliği. Ama Mustafa'dan 3 kişiyi çalımla, 5 kişiden git top al, bekleyemezsin. Hocam niye? Siz dediniz gibi Mustafa niye temposu gözüküyor? Hocam dediği gibi. İşte solda işte Aslan Gök, sol bek gidiyor, ileri çıkıyor hızlı. Uğur Bingöl yaşına rağmen iyi mindiriyor. İnsanlar Mustafa'dan da bunu beklediği için. Hepsi canavar gibi çocuklar başlıyor. Şimdi Mahmut Metin'den bahsediyorlar. Ben Mahmut Metin'i de bir olayını anlatayım. Mahmut Metin gerçekten çok klas, kaliteli bir futbolcu. Yani orada diyorlar iki haftadır kötü gidiyor falan. Takım bir kere iyi gidiyor. Şimdi Mahmut Metin'i acaba diyoruz ki zor maçlarda oynuyor, kolay maçlarda bekletiliyor gibi de olabilir. Ben de Mahmut Metin'e şunu diyorum. Sen zor maçlarda oynuyorsan iyi futbolcusun demektir. Tabii ki. Kötü maçlarda hoca oynamak, yani görmek istediği futbolcuları görmek istiyordur. Mahmut Metin bu memleketin bir markasıdır. Bizim kardeşimizdir. Zaten ama Mahmut Metin oynadığı dakikalarda da etkiliydi. Mahmut Metinliğinin 3 katını oynamak zorunda. Çünkü bu memleket sana güveniyor. Sen bu takımın profesyonel takımında oynamışsın. Aynen öyle. Daha çok katkı vermen lazım. Küsmemen lazım. Daha çok mücadele etmen lazım. Fedakarlık yapmışsın. Memleketine gelmişsin. Bizim için bir değersin kardeşim. Sana güveniyoruz, inanıyoruz. Sen oynadığın zaman, oyuna girdiğin zaman heyecanlanan taraftarlar var. Sen de hocanı mahcup etme. Çık futbolunu oyna, kaliteni göster kardeşim. Bizler senin her zaman yanındayız. Moralini de bozma. İyi olacaksın. Her futbolcunun bir düşüş dönemi olabilir. Sen düşüşte değilsin ama olabilir. Tercihtir. Oynamayabilirsin. İnşallah daha yerlere geleceğini düşünüyorum. Ya zaten bir kadroda bir sirkülasyon olması lazım ki her futbolcunun maça hazır olması gerekir. Çünkü oynaması gerekir. Maç kondisyonu diye bir şey vardır. Bunun da İnsanların birbirine kızmaması gerekiyor. Zaten 24-25 kişilik bir kadro oluşuyor. Hepsinin oynaması gerekiyor ki her maça hazır olsunlar. Servet abi, bu hafta Erdemli'de Erdemli Belediye Akdeniz Belediye maçı var. Ne zaman Mustafa o maç? Ayın 17'sinde görünüyor. Pazar günü görünüyor. Pazar günü. Kaçta gidelim o maça? 2'deymiş. Ben gidemiyorum da çalışırken dolayı Erdemli'de saat 2'de. Gidelim hocam, beraber gidelim. Tamam. Silifke'de de Silifke Günler Spor, Silifke Belediye ile Günler Belediye Spor karşılaşacak.
Şöyle söyleyeyim, Gülnar'da bir şey sıkıntısı var gibi görünüyor. Bana gelen, benim gözlemlediğim bilgiler arasında bir maddi sıkıntı var gibi duruyor. Var var. Hani, benim... Maddi sıkıntı hani yok diyorlardı ama bana benim gözlemlediğim futbolculara şöyle baktığım zaman anladığım kadarıyla orada bir eksiklik var, bir maddi sıkıntı var gibi görünüyor. Sizin görüşleriniz nedir? Onu da alayım. Gülnar Spor'un kaptanı İbrahim Metli olarak biliyorum ben. Ben İbrahim'le iki hafta önce falan görüştüm. Sizin söylemiş olduğunuz sıkıntıların tabii olduğunu o da söyledi. Ya insanlar futbolcular evine işte para götürüyor kardeşim. Yani verirsen oynar. Yani vermezsen oraya ne destek yapabilecek? Nereden geliyor abi? Ya genç bir iş adamı aldı Gülnar'da. Ben de Gülnar'lıyım. Ya adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama destek yok yani. Nereye kadar dayanabilecek? Bir Erdemli Belediyesi gibi işte gelir olan bir yer değil. İşte bir ne bileyim Akdeniz gibi değil. Onun için Gülnar bu şekilde devam edecek yani düşmeyecek. Ortada devam edecek. Bu yıl yani çok sıkıntılı takımlar da var orada ya değil mi? Erdemli Spor mesela yani mesela bazı takımlara da şöyle çıkıyorsunuz ya da niye çıkıyorsunuz? Ya da çıkıyorsanız bence o lige katkı verin. İşte ne bileyim hani aşağılarda kalıyorlar. Erdemli büyük bir hani Erdemli Belediye daha büyük orada imkanı var ama hani bazı takımların katkı yapmasından yanayım. Yani aşağılarda çok kalıyorlar. Zorlayamıyorlar. Erdemli'de ve Mut'ta da şey var. Maddi olarak biraz sıkıntılar var. Bakıldığı zaman onlar da isterseniz aşağıdalar. Ya bal ligini yaşamış takımlar işte kategori düştükten sonra imkanlar doğrultusunda küçülmeye gidiyorlar. Çok fazla da onlar için küme düşmek, düşmemek çok fazla sıkıntı yaratmıyor ama Mut'a gönül veren dostlarımız, kardeşlerimiz var orada. Bence bir an önce toparlanmalı Mut. Bu skorlar onlara yakışmıyor. Akdeniz Belediye'ye gidiyor ama dediğim gibi çok büyük paralar harcadı Akdeniz Belediye. İstenilen yerde mi? Değil bence. Hani çünkü koptular. Arada bir 6 puan mı var Mustafa? Akdeniz Belediye bu hafta 4 puan var. Karacaelias'tan aldığı puan yazıldı 3 puan. Değil mi? Yazıldı i̇şte, puan. Yani şu anda işlenmemiş görünüyor ama işlenmedi. Yok, işlenmiş evet. İşlendi evet o puan. 7 puan var. Yani Akdeniz Belediye kadrosu iyi, yönetimi iyi. Yani ama istenilen yerde mi değil? Erdemli Belediye mesela Yozspor, Halil hocam, Saraç hocam inanılmaz başarılar. Buradan Saraç abi ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok değerli bir abimiz. Yıllardır Yozspor'u tek başına Halil abi, Halil hocam takıma inanılmaz derecede bir ve çok gençler kardeşim. 15 yaşında çocukları oynatıyorlar abi. 15-16 Saraç abi atıyor sahaya. Tam bir futbolcu fabrikası Yozspor. Yani büyük bir camia. Orada, bizim küçüklüğümüzün takımları bunlar. Gençlere A takımda önem veriliyor. Yani evet. Süper amatörde Yozspor, Karacaelias bunlar şu anda bana göre bir tık öndeler. Neden? Çünkü günübirlik gitmeler, parasız, kısıtlı kadrolu imkanlarla falan bence bu takımlar daha başarılı. Çünkü diğer takımlar para alıyor. Aynen öyle görünüyor. Şu anda Tarsus Belediyesi, mesela cumartesi günde Tarsus Belediyesi ile Karacaelias veteranlar var. Yozspor'la da Tarsus Gücü var ki iki maçta hani Mersin merkezinde oturanlar için Yozspor Tarsus Gücü, Tarsus'ta oturanlar için de Tarsus Belediyesi Karacaelias veteranlar maçı gidilecek maçlar diye düşünüyorum şahsen. Erdemli Belediyesi'ni zaten Akdeniz Belediyesi ile oynayacağını söyledik. Anamur Belediyespor Mut İtman Yurdu ile oynayacak. Homurlu 1951 Toroslar Belediyespor ile oynayacak. O da çok keyifli geçecektir diye düşünüyorum. Silifke Belediyespor Gülnar Belediyespor ile. Akdeniz Gücü de Erdemli Spor ile oynayacak. Ezel bir resim vardı, sen onu hazırla da onu da... Bu arada Atagüç Belediyesi Tevfik abim her hafta anlatıyoruz ama maşallah bu hafta, var. Bu hafta beraberdik. Çok kıran kırana bir mücadele abicim, oldu. Tevfik abicim cansın sen canım abicim. Atagüç'ü nerelerden nerelere getirdin? Bence senin gibi kaliteli klas hocaların daha çoğalması lazım abicim. Zor şartlarda çalışıyorsun. Çok favori olan bir Orman Spor'un o ligde aşağıda olduğunu görüyoruz. Atagüç Belediyesi onları da yendi. İyi gidiyorlar. Namalıkır değil mi hocam? Namalıkır. Evet abi. Herkesi yeniyor. Daha sonra işte Cam Spor takımımız, göz ağrımız Mersin'in yetiştirdiği çok büyük futbolcular yetiştirir Cam Spor. Onu diyeyim hocam işte ben Cam Spor önceden sizin zamanınızda falan çok futbolcu veriyordu Cam Spor. Yani, Cam Spor 80... Şu anda Cam Spor'un şeyi puanlaması var mı? Oraları var mı? Yani o, onlar da biraz... 86'da mı? 87'de mi kurulan bu kulüp? Ben öyle hatırlıyorum. O maçlarda dışarı oynuyorlar. Rahmetli Göksel'ler, Mehmet Naciler, Burhan abiler, Volkanlar evet. Abi. Ondan hemen... sonra Kadirler. Ondan sonra o gözü kör olan bir abimiz vardı.
bu tip o kadar futbolcu çıktı ki Camspor'dan Celal hocalar, Ümit hocalar, bunlar çok büyük camiaydı ve altta geleni gideni böyle süpürürlerdi. Kimse yenemedi Camspor'u. Ama işte bir Celal hocamızın eline kalmış. Zor şartlarda çalışıyorlar oraya. Serhat abimiz sahip çıktı. Buradan Serhat abime selamlar. Serhat başkanıma. Altı pas kulübünü aldı. Onlar da başarılı gidiyorlar. Aynen öyle. Camspor başarılı gidiyorlar. Emeklerine sağlık kardeşlerimizin. Buradan Camspor şu anda bir tık daha geride şeyde. İçel Tedaş Spor var önce. 12 puanı var. Tamam. Binevler var 11. Camspor var 11. Binevler Spor. Onlar da 3 Binevler beraber. Spor çok klas bir takımdı ya. Ya biz böyle takımları görünce, duyunca var ya böyle tüylerim diken diken oluyor abi ya. Yeni mahalle takımı vardı. Hasan abiler vardı bilir misin abi? Benim mahallem. Çok büyük futbolcuydu Hasan abi. Yani bu adamlarla biz büyüdük. Binevler Spor. Yani o yani Ertaş abilerimiz, Ertaş. O hepsi orada ne bileyim böyle büyük bir Binevler Spor farklı bir camia ya. Sizler bilemezsiniz ama bu ligi çok farklı domine eden takımlar bunlar. Büyük kulüpler, bizim için büyük kulüpler, amatör ama isimleri büyük kulüpler. Lütfen bu kulüpleri yaşatalım Mustafa. Bu tip kulüpleri daha çok zikredelim. Çünkü bu kulüplerin bir maddi beklentisi yok. Zor şartlarda kuruluyorlar, maçlara gidiyorlar. Bu tip takımlar bizim göz ağrılarımız, eski takımlar bunlar. Eski hocalar var, eski futbolcular yetişti. Yeni Mahalle'den mesela abi biliyorsun. Yeni Mahalle'den neler çıktı kardeşim? Yani inanılmaz. Yeni Mahalle, Mersin'in Yeni Mahallesi şu anda bu yani eskiden beri en çok futbolcu yetiştiren mahalledir. Aynen. Yani Yeni Mahalle'li olmak, ben Bahçe Mahallesi çocuğum, Kiremithane Mahallesi çocuğum ama Yeni Mahalle'den çıkan futbolcunun haddi hesabı yok. Cengiz Topak sahasında oynanlardı. Bir de şeyde Atatürk Lisesi'nin bahçesindeydi hocam. Evet. Yani o ortamlardan dediği gibi çok büyük futbolcular çıktı orada. Yani ama şu anda bakıyorum Canspor dedim ben duygulandım hocam mesela. Yani ilk kurulduğu zaman mavi beyaz değil mi hocam forması? Mavi beyaz yani Arjantin evet. gibidir bunların evet, forması. Evet. Canspor artık çıkın şu Süper Lig'e. Süper amatöre çıkın Canspor. Bu sene camiası. Bu sene 6 pasında şey Canspor'da hedefi zaten şey. 6 pas yeni kuruldu. Yabancılar da oynuyor biliyorsun değil mi orada? Zenciler evet, de var. Şimdi evet. onların grubuna da geçelim. Atagüç demiştin az önce. 4'te 4 yaptılar. Bu hafta da 3 Ocak stadındaydı. Tevfik hocamla da bayağı konuşma fırsatımız oldu. Şeyin de 6 pasında puanı 12. Onlar 5 maç oynadılar. Orman Spor var onların grubunda. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu iki takımın dışında Orman Spor'da bu sene önemli işler yapacaktır. Benim Orman Spor'un en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Çok pozisyona giriyorlar ama gol kaçırma rekoru kırıyorlar. Eğer devre arasında yani Ocak ayında bir forvet alırlarsa müthiş yani müthiş Sedat, olur. Sedat kardeşim orada Sedat Şahin orada bizim şeyin Sertaş Şahin'in abisi orada. Sedat klas bir kardeşimiz. Onların gol yükünü de çekecektir ama bu aralar biraz sorumsuz. Olsun Sedat'ım her zaman iş yapar birlikte. Mutlaka. Sıkıntı mutlaka. Yok. O yüzden dediğim gibi Orman Spor Oğuzhan abime buradan selamlar iletiyorum. Hüseyin hocama selamlarımı iletiyorum. Orman Spor'da eski kulüplerimizden biri. Onlar da inşallah başarılı olurlar. Hocam Tarsus grubunda da Kanal Spor var şu anda. Tarsus Spor var. Alttan da Kavaklı'ya Çukurova Birlik bu iki takımı zorluyor diyebiliriz. O Tarsus grubu için düşüncelerin nelerdir? Hocam Tarsus grubu biraz bize yabancı gibi geliyor. Aslında bizim has takımlarımız, aslan gibi hocalarımız çalışıyor. Ben hepsi Facebook'ta bende ekli. Çok değerli hocalar çalışıyor. Tarsus'ta, Kanal Spor'da, Tarsus Spor'da. Bunlar büyük camialar. Yani bizim küçüklüğümüzün camiaları. Altyapılarda hep başarılı olmuş camialar. Ama dediğimiz gibi çok vitrine çıkamıyorlar. Hep oralarda kalıyorlar. Orada işte Tarsus Belediye orayı bir parselliyor. Bence bu takımlarımızın da artık bir üst liglere çıkıp kendilerini göstermesinden yanayım. Altyapılarda da Tarsus Gücü bu anlamda Tarsus'ta büyük bir yük çekiyor. Tarsus Gücü altyapısı çok iyi, çok iyi potansiyeli var. Güzel bir hocaları var. Onur Biçer hocama Onur kardeşim var orada da. Altyapıları mükemmel. Hem A'da hem B'de hem C'de her ligde mücadele ediyorlar. Futbolcu fabrikası ama acaba Tarsus Gücü'nden hiç Tarsus Mardu profesyonel yapıyor mu onu da merak ediyorum. Tarsus Mardu oradan futbolcu alıyor mu? O kulübe destek sağlıyor mu? O da merak konusu. Silifke, Anamur o taraflarda da Erdemli taraflarında da diğer grupta da Anamur Muspor 4-4 yaptı 12 puanı var.
Boyun İnceli Spor'un 10 puanı var. Atakent Gençler Birliği'nde 8 puanı var. Bozyazı diye devam edip gidiyor. Valla Boyun İnceli Spor orada bizim göz ağrımız. Boyun İnceli arkadaşlarımıza, dostlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Başkanına, her ikisine. Tabii oradaki takımlar da bizim takımımız. Ya biz hepsiyle gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Keşke iyi futbolcular yetiştirdikçe, Servet abinin dediği gibi dışarılara futbolcu ne kadar yollarsak biz başarılıyız. Yollayamazsak kısır döngü. Yani dediğim gibi Tarkan Üzülmez UEFA diplomalı, İbrahim Baş UEFA diplomalı, İbrahim Hoca bir memleket tarafından onure ediliyor. Biz onu onur ediliyoruz ama Tarkan Üzülmez kısır bir döngü içerisinde burada gelip yorumculuk yapıyorsa bu benim artık hani başarısızlığım mı diyeyim, bahtsızlığım mı diyeyim, şanssızlığım mı diyeyim. Hani ben de bir yerlere gittiğim zaman Mersin evlatlarına sahip çıkmıyor. Ya o başka, onu zaten hepimiz biliyoruz ama biraz da kendimiz öz eleştiri yapalım. Bizde eksiklik olabilir, yanlış olabilir. Mersin'de hocaların durumu belli. İnşallah bu çark döner. Mersin hocalarımız dışarılara gider. Sezon başında dışarıda olan hocalarımız hepsi istifa etti ya da gönderildi. Şu anda tekrardan Mersin o kadar çok hoca doldu ki abi. Yani ben üzülüyorum. Sizde, yanlış sizde, maalesef. Sizde hocam bir şey yok yani, yalakalık yok yani. Estağfurullah, yani yalakalık. Şimdi dediği gibi yani şimdi Tarkan Hoca'nın burada yani program zevkli geçiyor ama Tarkan Hoca'nın şu anda burada olmaması lazım. Artık yani, zamanı geldi yani. Her şeyin aynısı Allah. Murat Açıkalın demiş ki merhaba, iyi yayınlar. Kars'tan selamlar herkese. Servet abime, Tarkan Hoca'ma demiş. Müthiş bir sezon geçiriyor Mersin'in çocuk. Biliyorum Murat harika bir kardeşim, yani, aslan kardeşim benim. Müthiş bir sezon geçiriyor. Onlar da başarılı biliyorum. Kars şu anda ikinci sırada. Evet, Ezel, o resmi de alalım. Bana hep soruyorlar, abi sen basın mensubusun, basında görüyoruz seni, niye sahalarda, kenarda değilsin? Evet, şu anda Rıfkı Çınar abim ve Ahmet Suçu kardeşlerim basın mensuplarının nerede oturması gerektiğini gösteren bir resim olsun diye söyleyeyim dedim. Bunlar doğru işler yapıyorlar. Fotoğrafları çekip basın mensuplarla ayrılan kısımda oturuyorlar. Evet, dediğimiz gibi basın mensupları fotoğraflarını çektikten sonra hani hakemlere de kızmamamız lazım. Mesela ben özellikle söylüyorum, fotoğrafımı çekip çıkacağım hocam diyorum. Çıkıyorum. Basın mensubu arkadaşlar da örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Olması gereken yerde duruyorlar mesela. İşte hakem arkadaşlarımız bu konuda uyarıyor. Diyor ki sizler diyor burada oturmanız gerekiyor dedikleri için insanların da kızmaması lazım. Mesela biz söylediğimiz zaman bizi diyor ki basına ayrılan kısma geçerseniz abi diyor. Ve bu şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir efsanedir Rıfkı abim. Onu da söylemiş olalım. Rıfkı hocamızın da ellerinden öpüyorum. Rıfkı hocam Mersin, o da bir çınarıdır. Nasıl Hacı Bayram birinci çınarsa Rıfkı hocamız da bu memleketin çınarıdır. Yaşarken onuru edilmesi lazım. Ne bileyim, bu onuru verilen ödüller oluyor ya, ASKF'nin yapmış oldu. Eğer böyle bir ödül töreni yapılacaksa ilk Hacı Baba'ya, daha sonra Rıfkı hocamıza verilmesi lazım. Bu tip adamlar çok büyük acılar yaşamış, çok büyük sevinçler yaşamışlar kardeşim. İnşallah böyle insanlara yaşarken onur ederiz. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Servet abi senden başlayayım. Söylemek istediğin... Ya zevkli bir program oldu. İşte İbrahim Hoca da programımıza renk kattı. Ben ilk başlarda programda rahatsızlığım dolayı ayrılmak istedim. Su istedim ama daha sonra düzeldik. Şimdi menajerlik yapıyorum, doğrudur. İçeride İdman Ordu, Meski ve İdman Ordu 1925'te benim de izlediğim futbolcu arkadaşlarım var. Onlar da merak ediyor. Orada da bir 6-7 tane arkadaşımla inşallah devre arasında görüşeceğiz. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Zevkli bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarkan hocam senin söylemek istediğin... Mustafa hocam öncelikle bahsetmedik ama kanalımızın sahibi çok değerli Rüstem abimiz, Rüstem Kaya Bey'i. Önce buradan tebrik ediyorum. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı oldu kendisi. Bizler de gurur duyduk, onur duyduk. İnşallah büyük hizmetler yapacaktır. Bizler de kanalında sonuçta hasbelkader kıyısından köşesinden oturup yorumculuk yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapıyoruz, yapamıyoruz onu seyirciler tabii karar veriyordur ama biz yorumcu değiliz. Ben hocayım. Buraya bugün varım yarın yokum. Çok da meraklı değilim burada durmaya. Çok da fazla bir şeyim de yok. Egom da yok. İnşallah Mehmet de gelir. Çok fazla da durma taraftarı da değilim burada. Hani bazen çok konuşuyoruz. Belki insanların kafasını da yoruyor olabiliriz.
bir egomuz da yok. İnşallah en kısa zamanda biz de bir görev buluruz, bir yerlere gideriz. Kanalı en güzel şekilde onur edip bırakırız. Benim için o. Bir de son kez bir şey söylemek istiyorum Mustafa'cığım. Dün bana bir telefon geldi. Bizim Efe Halil, Efe kardeşimizin şeyde şu anda Adana Demirspor'da oynuyor. Babası polis abimiz. Ben bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. 5 tane, 6 tane Adana Demirspor altyapısına Mersin'in yetiştirdiği çok büyük futbolcular gitti Servet abi. 5-6 tane. Evet. Yusuf Sumbat, Efe, Salih, ondan sonra hatırlayamadım. Konuyu fazla uzatmayacağım. Kapatıyoruz. Ezel bize biraz kızıyor ama. Servet abi hepsi Mersin'e geri dönmüşler abi. Gönderilmişler, istenilmemişler. Adamcılık olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Ben de dedim ki sizin bal liginde oynamanız, bir bal liginde oynamanız, yani Meski Spor'da oynamanız, bunlar çok büyük futbolcu abi, öyle deme. Evet. Biliyorsun bu futbolcular sen. Sırmata falan iyi biliyorsun. İnanılmaz iyi futbolcular. Efe, inanılmaz. Birebir de adam geçme özelliği var. Hani menajerlik yapıyorum. Bu, evet. Bu isimleri değerlendir diye söylüyorum abi. Şimdi bu adamlar orada oynatılmıyorlar, geri gelmişler. Ben ne diyorum ki? Hani ne oldu? Altyapılara gidiyoruz. Büyük sevinçlerle gidiyoruz. Büyük umutlarla gidiyoruz. Ben ne diyorum ki? Profesyonel olmadığınız sürece kulüplerinizden ayrılmayın arkadaşlar. Herhangi bir kulübün altyapısı sizin kurtuluşunuz değil. İşte adamcılık varmış. İşte Adana'nın çocuğu, biz Mersin çocuğuyuz, oynatılmıyoruz. O beni bağlamaz arkadaşım. He, ben gittim. Yıllarca oynamadığım halde gittim, sabrettim, çalıştım. Süper Lig futbolcusu oldum abi. Bizim yeni nesil çok fazla sabırsız abi. Tatminsiz. Çabuk olmasın. He, yani. Bir maç oynamayınca hoca beni oynatmıyor. İşte o Adanalı'yı oynatıyor. Ya bırakın arkadaşlar. Önce bir öz eleştiri yapın. Hı. Giderken de bir iki dakika düşünün. Biz nereye gidiyoruz? Siz şimdi Adana Demirspor size A takımı almayacak. Profesyonel de yapmayacak. Şimdi anlatın abi derdinizi Marco Paşa'ya. Hepiniz geldiniz mi memlekete? 6-7 hafta var, ligler bitmemiş. Ne yapacaklar burada? Kahve köşelerinde oturacaklar. Ne oldu abi şey? Piyasa? Hedef gitti. Hedef gitti. Hı. Ben de diyorum ki profesyonel olmadığı sürece gitmeyin. Oturun. İyi hocalarla çalışın. Kendinizi geliştirin ve gidin. Ama maalesef bu Mersin'de hemen gideyim, Adana Demirspor'a gideyim, Altınordu'na gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim, bir hastalığı var. Bakın Serkan Damla geldi, kardeşim burada bir şey söyledi. Diyelim Altınordu'ya bir tane futbolcu gidecek Servet abi. Ben sabek, sen sabek, o da sabek. Bunlar geliyor mu abi? Kim oynatacak hoca? Bir tane. Servet abi oynatacak. İki tane oyuncu ne oldu abi? Boşa düştü. Akarti oldu. Peki adama diyor ki, ya diyor sen bana faydalı olamaz. Ama adamlar çok iyi futbolcu. Ama Altınordu gönderiyor. O çocuğun psikolojisi ne oluyor abi? Kötü futbolcu imajı yiyor, morali bozuluyor, sıkıntıya düşüyor. Gönderin. Oynayabileceğin kulübe gideceksin arkadaşım. Giderken bunları... Ya ben bunu söylemek istiyorum. Dikkatli incelemeler lazım. Bağlantı olarak Mersin futbolcuları gitmek kurtuluş değil. Gideceğiniz zaman oynayacaksınız, sabredeceksiniz. İşte oynamıyorum diye küsmeyeceksiniz. Eksiklerinizi gideceksiniz. Sonuçta gurbete gidiyorsunuz. Gurbetteki adam seni sevmez. Hadi burada Mersin'de ahbap çavuş ilişkileri var. Onun babası, onun ıhısı, onun dıdısı. Ama dışarıda öyle yok. Asıl ekmek dışarıda. Bizler dışarıda. Ben Tarkan Özülmez dışarıda oldum. Benim Mersin'de Tarkan olmadım ben. Dışarıda futbolcu oldum. Kendimi kabul ettirdim Türkiye'ye. Siz de yani kurumamış bir şey. Gidiyorsunuz. Ondan sonra beni oynatmadılar. Önce siz bir kendinizi ispatlayın. Evet. Kendinizi bir kabul ettirin. O yüzden gitmek kurtuluş değil. O genç kardeşlerime şunu söylüyorum. Çalışın. Eksiklerinizi giderin. Ocak ayında da oynayacağınız kulüplere gidin. Aynen öyle. Benim son görüşüm bu. Herkese teşekkür ediyorum. Demirspor'da profesyonel imza atmış hocam bu arkadaşlarımız. Hocam bunları almışlar. Demişler ki size Ocak ayında profesyonel imza attıracağız. Altyapıda U19'da oynayın. 19'da da oynayamıyorlar. Kapris yapıyorlar. Ya da diyelim ki hoca onu oynatmıyor. Adam moral sıfır. Ben diyor geleceğim diyor. Orası ringon ağrı değil ki. Git gel git gel bu sefer. Nereye gideceksin? Hadi gittin geldin. Buradan nerede oynayacaksın? Yani adama da profesyonel olma şeyi veriyorlar. Ümidi veriyor. Ondan sonra hoca atmıyor abi onu. Haydi güle güle işte futbol hayatı bitiyor. Hayırlısı evet. Olsun abi. Servet abi son sözlerini alalım. Programı yavaş yavaş noktalayalım. Valla zevkli program oldu. Çok ilk defa gördüm. Yani bir 200 lira falan gördük burada. İyi akşamlar diyorum herkese. Öncelikli olarak Kayseri Sporlu Mersinli kardeşimiz Emre Demir kardeşimizi tebrik ediyoruz. Uzun süre kırılmayacak bir rekora imza atmış oldu. 15 yaşında profesyonel yani Süper Lig'de gol atarak en genç golcü oldu. Herhalde bir uzun yıllar onun tadını çıkartacaktır ve
gollerine de ve asistlerine de iyi oyununa da devam edecektir ve biz onu çok iyi yerlerde bekliyoruz. Çünkü milli takımın ona ihtiyacı var. O kendini geliştirecek ve biz onun milli takımların değişmez ismi olarak bizi maç kurtaran Emre Demir olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Paris Saint Germain gibi iyi bir kulüpte de oynamasını bekliyoruz. O günlerin de geleceğinin yakın olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Bir tebrik de az önce hocam söylemişti, Tarkan hocam, Rüstem Kayatepe Bey'i tebrik ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin olağanüstü şeyinde, genel kurulunda, teşekkürler Ezel. En fazla oyu alarak başkan oldu. Onu tebrik ediyoruz. Onu ve yönetimini tebrik ediyoruz. Çünkü ben bir baktım, 4 adayda müthiş derecede çalıştırmışlardı. Yani takip ettiğim kadarıyla teveccüh onun üzerindeymiş. Başarılar diliyoruz Kayatepe ve yönetimine diyelim ve yavaş yavaş noktalayalım. Unutmayın ki her şey amatörden başlar.